Efendim iyi akşamlar. 24'te esas meseleye başlıyoruz. Yine yaklaşık 3 saat sizlerle beraber olacağız. Oldukça önemli konularımız var ve çok değerli konuklarım var. Tabii önce hangi konuları konuşacağız? Türkiye'nin gündeminde oldukça önemli başlıklar var. Erken seçim tartışmaları, muhalefetin bir anda ortaya attığı, nereden çıktığı bilinmeyen değerlendireceğiz. Bu çıkış niye oldu ve bununla beraber tabii HDP kanadından özellikle eski HDP milletvekillerinin Özellikle HDP ve PKK'nın yan yana olduğunu ifade eden açıklamaları vardı. Oldukça değerlendirilmesi gereken konuşacağız. Yine Anayasa Mahkemesi ile ilgili e, Engin Yıldırım'ın açıklamaları, Twitter'dan yaptığı paylaşımlar, bunlar ne anlama geliyor ve e, Anayasa Mahkemesi'nin sonrasında yaptığı toplantı ve ortaya herhangi bir sonucun çıkmaması. Yine onu da değerlendireceğiz ve tabii e, kardeş ülke, ülke Azerbaycan'ın vatan savunması devam ediyor. E, bu noktada e, yeni gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjde açıklayacak. O müjdenin Türkiye'ye bundan sonraki getirisi neler olabilir ve tabii hafta sonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turda nihayete erecek. Konuşacağımız bolca değerlendireceğimiz konular var. Tabii de çok değerli konuklarım var. Akşam komter yazarı Taceddin Kutay bizlerle efendim hoş geldiniz evimize. Sar komter yazarı Resul Tosun bizlerle efendim hoş geldiniz evimize. Ve sosyolog Doktor Ramazan Akkır birazdan. Yayınımızda olacak. Malum Cuma trafiği. o da biraz trafiğe takıldı. Birazdan yarımızda olacak ve tabii az önce saydığım o birçok önemli başlık. Onlardan ilk erken seçim tartışmaları. Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen bir erken erken seçim çıkışı vardı. Az önce ifade ettiğim gibi bir anda ortaya çıkan bir çıkıştı bu. Önce Tacitin Bey ile başlamak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz Tacitin Bey. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir çıkış yaptı. Hı hı. E, aslına bakarsanız daha önce muhalefette belli başlı isimlerden böyle söyler sözler duyuyorduk, duyuyorduk ama en tepedeki isimden böyle bir şey duymadık. Bir anda bu erken seçimi neden istedi? Kemal Bey'in majör bir sıkıntısı var. Bu majör sıkıntı üzerine biraz konuşmak lazım. Şimdi Türkiye'de siyaset üreten muhalefet lideri olarak karşımıza Meral Akşener çıkıyor bir süredir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset üretebilen bir majör lider ol olamama vasfı var. Yani zaten bir bahtsızlığı var. Bu bahtsızlık da şudur. Deniz Baykal gibi karizmatik, yakışıklı, evvelden siyasetçi, siyaseti bilen ve kurallarına göre yapan bir adamın ardından yani ne alaylı ne mektepli siyasetçi, hani karizma anlamıyla düşük profil bir yandan öyle çok efendim aman aman yakışıklı da değil. Yani ne varsa Deniz Bey'de kendi e, Kemal Bey'de olmayan bir şey. Var ve o koltuğa geldi. Bununla birlikte beklenen bir performans var kendisinden. Fakat biz Kemal Bey'den bir siyaset yapıcılık göremiyoruz. Yani uzun süredir biz Kemal Bey'i neyle konuştuk? Pişbirik ile konuştuk değil mi? Evet sorunlara çözüm üretememe noktasından bahsediyoruz herhalde. Hayır, sorunlara çözüm üretmek bir başka şeydir. Soruna çözüm üretmeyebilirsiniz ama mesela rahmetli Demirel'den bildiğimiz bir muhalefet pratiği vardır. Bu da nedir? Yeri yerinden oynatır. Yeri yerinden oynatır gündemi belirler. Paradigma artık odur. Onun konuşturduğu şeydir. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şeyle en fazla iki gün dalga geçtik yani. Kişbirik kağıdıyla. Gündem oluyor ama Onun farklı bir Evet şimdi bir majör siyaset yapma ihtiyacı içerisinde buldu kendisini. Böyle bir şeyle geldi. Çünkü olmayacak şey. Birincisi teknik açıdan olmaz. Yani hukuki açıdan olur olmazı konuşmuyorum. O ayrı bir şey. Yani MHP artı AK Parti vekilleri artı bir de Cumhuriyet Halk Partisi destek verirse erken seçim olur. Bu mümkündür. Ama teknik olarak olmaz. Neden olmaz? Bizim açık dosyalarımız var. Bunlardan bir tanesi Libya dosyasıdır. İkincisi Suriye dosyasıdır. Şu anda en büyük dosyamız Karabağ dosyasıdır. Devam ediyor. Dosya açık. Evet. Ve Doğu Akdeniz dosyasıdır. Yani böyle bir durum içerisinde e, ve kamuoyu araştırmaları da önümüzde ki bir seçim olursa akıbeti şöyle olacak. Ya bir AK Parti zaferi olacak ya bir kaos olacak. Yani ikinci alternatif bir stabilite sonucu yok. Yani olsa da oraya davet etse milleti yani bir tek başına bir CHP iktidarı olmadığı İyi Parti ile şey iktidar değil de yani çoğunluğu, meclis çoğunluğu çıkacak olsa bunun yine bir anlamı var. Şimdi o da yok. Yani davet edilen şey şu anlamda kaossa teknik olarak mümkün değil. Burada ee, şahsi kanaatim şu. Yani Kemal Bey e, erken seçimi e, neden istedi derken birincisi bu ileride kullanılmak üzere bir argümanda. Çünkü unutmayın şu anda ee, seçim yapılmasındansa 2023'te seçim yapılması muhalefetin daha işine gelen bir şeydir. Neden? Yani, neden? Şu, şundan e, laboratuvar tavşanı adaylar var şu anda. Laboratuvar tavşanını hakaret olarak kullanmıyorum. Tam olarak şu mesela Ekrem İmamoğlu bir laboratuvar tavşanı bu anlamda. Kendisine etkiyi, aksiyonu veriyorsunuz bir reaksiyon geliyor. Seçmenle arasında bir interaksiyon var. Diyorsunuz ki bu adam böyle böyle şeyler yaparsa sandıkta şöyle şöyle karşılık alırız. Şimdiye kadar denenenlerin hepsi bir e, laboratuvar tavşanı o anlamıyla. Tekrar ediyorum hakaret değil. Bağışlasınlar yani o ama bu e, kullanılan şey. E, dolayısıyla 2023'e bir muhalefet adayı gelecek. Erdoğan'ın karşısına gelecek. Bunun kim olacağı bu deneylerin sonucunda belli olacak Erkan Bey. Şimdi henüz Erdoğan'ın karşısına bir aday olarak çıkartabilecekleri bir profil yok sen olmadı. Muharrem İnce tekrar gel falan yapma imkanı da yok ya. Yani. Dolayısıyla 2023 muhalefet açısından her halükarda daha e, olması muhtemel bir şey. İkincisi şöyle de bir e, şey var. Şu anda İyi Parti ve HDP gerilimi e, tavan yapmış durumda. hat safada. yani birazdan HDP konuşacaksak e, yine oralara da geliriz yani o potansiyel olarak. Yani ayrışma tam derinleşmeden ee, o ittifakı bir arada tutma çabaları mıdır şu an? Hayır hayır yani o ayrışmayı yeniden farklı şeylerle HDP'yi bir yere evirerek birazdan hı hı. o şeyi konuşursak eğer yeni bir hüviyetle bir e, HDP tabanını buraya çekebilecek bir formül üretirlerse 2023'te o ben başka bir şey. Ancak şu anda İyi Parti ile HDP'yi yeniden aynı e, çerçevede bir seçime sokmak çok zor. Bu bakımdan ben Kılıçdaroğlu'nun e, bir seçim olmayacağına Emin olarak hani kavgaya davet eder ya adam adamı bilir ki emindir ki oradan bir kavga çıkmaz. Ama pehlivanlığını yapar. Buradan bir siyaset üretmek amacıyla yaptığını düşünüyorum. Bir fazlası oldu kanaatinde değilim. E zaten biliyor hiçbir tarafında. Evet yani, bir böyle de, bir yani öyle çok büyük de bir siyasi teori, e, teorisyenden bahsetmiyoruz biz Kemal Bey'den bahsederken. Evet. Ee, çok Bey, derinlikli bir şey değil yani. Anlıyorum. Şimdi e, özellikle MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Zaten direkt Bahçeli'ye söyledi. Aslında bu çıkışını. Ee, çok önemli cümleler var orada. Ee, sana kimler ne söyledi, neyi vaat ettiler. Yani oldukça bunun üzerinde durulması gereken iki cümle bu. Nasıl okumak gerekiyor özellikle bu cümleleri? Şimdi ben Taceddin Bey'e katılıyorum. yani Kemal Bey kendi çapında bir bürokrattı ama hiçbir zaman siyasetçi olamadı. Hele bir parti lideri olma vasıfları maalesef kendisinde bulunmayan bir arkadaş. Yani ben de kötülemek için söylemiyorum. Biz 5 yıl beraber çalıştık kendisiyle mecliste. Yakinen de tanışırız. Kırmak da istemem kendisini. Nazik de biri. Çok. Yani bütün CHP'liler dışarıda ve kuliste çok naziktirler. Kürsüye çıkınca farklılaşırlar sadece. <laughs> Şimdi her şeyden önce yani teknik olarak bence Kemal Bey ya hakikaten bu sistem değişikliğini ve yeni sistemi bilmiyor ki ben o kanaatteyim. Ya da bildikleri halde böylesine sadece gündemi meşgul etmek için yani e, kimsenin ciddiye almayacağı çıkışlar yapıyorlar. Yani Sayın Bahçeli'nin sana kimler vaat ettiği gibi bir ağır soru, bu soruya nasıl muhatap olur bir siyasi partinin genel başkanı ve nasıl buna ikna edici cevap vermez ya da veremez. Şimdi bir defa teknik olarak yani biz bu başkanlık sistemini savunurken ben yani bu son anayasa değişikliğiyle değil çeyrek asırdır. Benim yazılarımda açıkça ben siyasi istikrar için başkanlık sistemini çeyrek asırdan beri savunan bir insanım. En önemli unsuru veyahut da faydası ya da özelliği başkanlık sisteminin böyle sık sık erken seçim ve ara seçim vesaire olmaması siyasi istikrarı garanti etmesi. 5 yıl seçilecek. Vatandaş beğenirse bir 5 yıl daha seçecek. Beğenmezse değiştirecek. Şimdi erken seçim teknik olarak zaten millet meclisinin karar alması mümkün değil. Ne muhalefetin ne de Cumhur İttifakı'nın oyları yeterli değil. Yani en az 360 oy gerekiyor. 5'te 3 oranında erken seçim karar alabilmesi için meclisin. Cumhur İttifakı'nın 340 civarında, ee, diğer partilerin tamamı 240 civarında. Yani hiçbir grubun ortak bir karar almadıkça şey yapması mümkün evet. değil. Erken seçim kararı alması mümkün değil. Erken seçim kararını bu vasatta sadece Cumhurbaşkanı'nın alması mümkün o da önünde 3 sene varken niye Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alsın? Ve önünde bir yığın dosya Taceddin Bey'in ifadesiyle açıkken niye böyle bir karar alsın? Ve öyle bir karar alacak olsa seçim öncesi verdiği aslında e, vaat ettiği vaatlerine de ters düşmüş olacak. Yani 5 yılda bir seçim öyle sık sık milleti seçim yorgunu yapmayacağız. Bu en önemli ...vaatlerden birisiydi... ...şimdi bu o, muhalefetteki erken seçimi... ...seslendiren arkadaşlar... ...neden bunu sık sık... ...gündeme getire, getirirler... ...anlayabilmiş değilim... ...anladığım şu var... ...geçmiş parlamenter sistemde... ...böyle bir alışkanlık vardı... ...hükümetten rahatsız olduğunda muhalefet... ...hemen erken seçim kartına sarılırdı... ...ama artık sistem değişti... ...artık sistem başkanlık sistemi oldu ve erken seçim ya dönemi bitti, Bundan sonra seçimler zamanında yapılacak. Bu bir. İkincisi, yani sayın Kılıçdaroğlu'na gelince, ben e, söylediğim gibi ben söylersem alınır belki kırılır fakat e, tabipler birliğini Türk tabipler birliğini ziyaret ettikten sonra bu camiadan sayılmaz bence Kılıçdaroğlu'na daha yakın olması lazım. Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, aynen şunları yazdı. Yorumu size bırakıyorum okuyacağım. Aynen şunları yazdı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, beyefendiliğinize, insanlığınıza, kibarlığınıza söyleyecek tek bir lafım yok. Ama olamaz. Sizden gerçekten siyasetçi falan olmaz. Parti Genel Başkanı hiç olmaz. Bunu Fatih Altaylı yazıyor. Keşke olabilseniz ama sizden bu ülkeye umut olmaz. Siz ana muhalefetin başında oldukça Dolar değil 10 lira, 100 lira olsa, değil Doğu Akdeniz'deki haklarımızı Ege'yi toptan kaybetsek, işsizlik değil %25, %75 olsa yine de siz seçim falan kazanamazsınız. Bunlar Fatih Altay'ın sözleri, benim değil. Bu ülkeyi bir dirhem seviyorsanız Kemal Bey, TTP ziyaretinizin videosunu izleyin ve sonra da böyle bir şey olabilir mi diyerek bırakın bu işi. Yazık, yemin ederim yazık bu ülkeye. Başka söze hacet yok. Bunları Fatih Altaylı söylüyor. Biz muhalif ona muhalif çepeden biri söylemiş olsak belki ya acaba ideolojik mi davranıyorlar? Hayır. Yani aslında Fatih Bey burada e, Kemal Bey'in siyasi e, karizmasını, çapını gayet güzel özetlemiş. Yani onun hesap kitap işleriyle meşgul olması lazım. Parti Genel Başkanlığı vesaire Devlet Bahçeli'nin e, o ifadesi de aslında e, Kılıçdaroğlu'nun bir proje olduğunu imadır e, CHP'nin başına e, getirildiği. Ki bunu e, getirilmeden önce, iki ay önce kendi CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Baykal'a götürmüş. Bak böyle bir hazırlık varmış. Sizi efendim bir kumpasla görevden uzaklaştıracaklar. Yerinize Kemal Kılıçdaroğlu gelecekmiş. O zaman gülüp geçtiler. Ama iki sene sonra o senaryo aynen gerçekleşti. Ve işin çok garibi biz söylediğim gibi aktif siyasetteyiz. 2010 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar bu daha sonra FETÖ diye isimlendirdiğimiz örgütü FETÖ tipi diyerek çok sert eleştirdiler hakikaten. 2010'a kadar FETÖ şunu yapıyor bunu yapıyor. 2010'dan sonra yani Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkan olduktan sonra FETÖ bitti. Tam tersine FETÖ'nün söylemleri CHP tarafından adeta bir siyasi ayak vazifesi görürcesine kullanıldı, hala da kullanılıyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin kimden ne vaat aldığınız şeyi bence bu 12 sene önceki senaryoya benzer bir senaryonun varlığından şüphe etmiş olmalı ki Bahçeli bu soruyu teşekkürler. Evet. Evet. Eee Sosyolog Ramazan Hakkır. Efendim size hoş geldiniz yayınımıza. E, şimdi e, erken seçim tartışmalarını konuşuyoruz. Hı -hı. E, bu noktada özellikle aynı soruları size de yöneltmek istiyorum. Şimdi özellikle Kılıçdaroğlu'nun e, bir anda böyle bir çıkış yapması ve bununla beraber az önce konuştuğumuz konu oldukça önemli. MHP lideri Bahçeli'ye seslenmişti zaten Hı -hı. ve e, Bahçeli'nin cevabı da sana kimler ne söyledi? Neyi vaat ettiler? Şimdi Hı -hı. oldukça üzerinde durulması gereken bir konu. Ee, o noktada sizden de yorum alayım. Hem bu Bahçeli'nin çıkışını nasıl okumak gerekir hem de e, Kılıçdaroğlu'nun bir anda bir erken seçim isteği nasıl yorumlanır? Ya tabii ben e, Resul Bey'in tam bıraktığı yerden e, devam edeyim. Ben işte doktora Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalıştım, din politikasını. Ve e, o dönem 2010-2015 e, parti yetkilileriyle mümkün mertebe görüşmeye çalıştım. Tabi süreçte okuduğum kitaplardan birisinde şu bir rapordan bahsediyordu. Tam e, Resul Bey'i anlatırken o rapor, rapor benim aklıma geldi. E, 2010 yılı, 2008 yılında... Amerikan İsveç Enstitüsü var. Silk Road Enstitüsü. Bu enstitü bir rapor yayınlıyor Türk siyasetine ve işte sol ve CHP'ye dair. Raporda işte Deniz Baykal'ın tasfiye edilmesi gerektiği, onun yerine Deniz onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin getirilmesi gerektiğini söylüyor. Hatta raporu enstitünün hazırlamış olduğu raporu Deniz Baykal'a ulaştırırlar. Deniz Baykal ve ekibi işte Önder Sav gibi çevresindeki ekip çok ciddiye almaz ama raporun çizmiş olduğu güzergah 2010 yılından itibaren gerçekleşir. Aslında o dönemi kısaca hatırlarsak zaten o dönemde Türk siyaseti bir mühendislik ile karşı karşıyaydı. Bir taraftan işte MHP dizayn edilmeye çalışıyordu. Bir taraftan işte CHP dizayn edilmeye çalışıyordu ki e, kısmen MHP'de gerçekleşti. Hatırlayın A takımı bir şekilde tasfiye edildi. Ardından CHP'de tamamen tasfiye gerçekleşti. Bu bağlamda e, CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, aslında e, e, Bahçeli'nin atfı oldukça önemli. Söylemiş olduğu söz önemli. Çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar yerli milli ya da tutarlı bir siyaset izlediği 2010 yılından itibaren ortaya koymuş olduğu siyasi söylemi analiz ettiğiniz zaman zaten bir Kemal Kılıçdaroğlu ve bir CHP profili ortaya çıkıyor. Hani o dönemde neydi? Yerli yeni CHP, daha yerli, daha milli bir CHP işte özellikle muhafazakar kesimden oy oy almak için oy alabilmek için e, muhafazakar camiye açılmaya çalışan bir CHP vardı. Fakat sonraki süreçte biz fark ettik ki, örneğin Gezi sürecinde, FETÖ sürecinde, 17-25 Aralık'ta e, böyle fay hattı Türkiye'nin e, işte, güzergahını değiştirebilecek, Türkiye'nin tarihine müdahale edebilecek olaylarda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP varlığa, e, oldukça farklı bir siyasi tavır ortaya koydu. Siyasi davranış ortaya koydu. Bu bağlamda CHP'nin belki Kılıçdaroğlu'nun en fazla altını çizilmesi gereken Kılıçdaroğlu ile ilgili yerli ve milli olmadığı gerçeği. Ki rapor da zaten raporun söylediği biraz da oydu. Nereden işte Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin söylediği kim kulağına ne fısıldadı ifadesi. Bu bağlamda birazcık evet bir de şu problem var. Ee, özellikle e, muhalefet e, bir e, politika geliştirmeye çalışırken maalesef sadece politikasını AK Parti karşıttı. Daha da üzerinde Erdoğan karşıtlığı üzerinden kurgulamaya çalışıyor. Bu da ister istemez çok tutarlı bir siyasi profilin e, ya da bir siyasi pratiğin ortaya çıkmamasına neden oluyor? Ha, bu bağlamda erken seçim tartışmaları zaten şu anda pek evet buna karar verecek olan işte evet Türkiye Büyük Millet Meclisi daha da özelinde işte e, Sayın Erdoğan e, Ak Parti'nin Erdoğan'ın e, özellikle e, bu yeni süreçte başkanlık sistemiyle beraber evet topluma vaat ettikleri vardı bunu gerçekleştirebilmesi için zaten. ...bir zamana ihtiyacı var. Şu anda AK Parti ya da işte... ...Cumhur İttifakı neden seçime gitsin? Bunun çok bir anlamı yok. Çok bir karşılığı yok. Bir de sürekli erken seçime gitmek... ...aynen ben de Resul Bey gibi düşünüyorum. Biz başkanlık sistemini... ...desteklerken temel iddiamız... ...artık Türkiye 6 ayda bir erken seçime gitmesin. Bakıyorsunuz... ...1950'den işte başkanlık sistemi 2000 2010'lara kadar ortalama 6 ayda bir seçim gerçekleşmiş bu ülkede. Kısa dönem kısa dönem sürekli hükümet değiştim değişmiş. İster istemez bu beraberinde ekonomik ve siyasi bir istikrarsızlık doğurmuş. Böyle bir atmosferde bir de Türkiye'nin ciddi anlamda Eşikte olduğu bir dönemde işte Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, iç siyasette, dış politikada şu anda erken seçime gitmek Türkiye'nin elini zayıflatır. Bunun için bu tartışmalar birazcık sanki gündemi değiştirmek için yapılmış tartışmalar gibi geliyor bana. Evet. Bir de bir, oldukça önemli bir nokta. Az önce de konuştuğumuz Tacettin Bey'in ifade ettiği siyaset üretememek bütün, Tem evet. bütün her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılığı üzerinde toplamaya çalışıyor. İşte Taban aynen yani CHP'nin muhalefetin zaten. Evet, en temel problemi e, hatta e, bu doktora sürecinde CHP'ye çalışırken o dönem işte muhafazakarlara yakın olmak olmak için muhafazakar danışmanları vardı. Ben de görüştüm. Dedim CHP'nin Afrika Afrika'ya dair ne söylüyor CHP? Orta Doğu'ya dair ne söylüyor? O dedi ki bir itiraftı CHP iktidar olmak istemiyor. İktidar olabilmeniz için bir yani küresel dünyanın problemlerine dair bir politika üretmeniz gerekiyor. Bir vizyonunuzun olması gerekiyor. Ya örneğin Afrika'ya dair ne söyleyeceksiniz? Ortadoğu'ya dair ne söyleyeceksiniz? Sadece yurtta sur, cihanda sus, sur Türkiye'deki söylemenin bir Türkiye'deki karşılığı sorunlara yok sorunlara ne söyleyeceksiniz? Ya daha evet Türkiye'deki sorunlara ne söyleyeceksiniz? Ya bu bağlamda temel problem zaten Erdoğan karşıtlığı üzerinden siyaseti ipotek altına alma çalışması. Bu da aslında CHP'yi almış olduğu oya mahkum ediyor. Evet. Bir iki rakam verebilir miyim tabii, Erkan tabii. Bey bu konuda? Şimdi aslında erken seçim isteyen siyasi parti gelecekten ümitli olması gerekiyor. Yaptığı araştırmalarda iktidara gelebilme en azından ihtimalinin olması gerekiyor. Oysa bakınız 23-26 Eylül'de geçen yani Betimar Araştırma Şirketinin yaptığı bir e, ankette muhalefetin Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine inanıyor musunuz? sorunlarına verilen evet cevabı sadece yüzde on yedi nokta Hayır Eli aldığı oydan da az. Yüzde altmış sekiz hayır muhalefet Türkiye'nin sorunlarını çözemez diyor. Şimdi böyle bir ortamda bir muhalefet partisi yani herhangi bir umut da verememişse tabana seçmene nasıl erken seçim ister? Yine Metropol'ün eylül ayında yaptığı ve AK Parti'yi ta yüzde otuz ikilerde gösterdiği ankette CHP ne alıyor biliyor musun? Sadece yüzde on yedi. Yani şimdi yüzde on yedi ve siz bu sistem bir de yani partilerin sistemi değil ki artık. CHP 450 milletvekili de alsa önemli olan iktidar artık başkanlık sistemidir. Göstereceğiniz adaya bağlıdır. AK Parti'nin oyları düşebilir. Milletvekili sayısı azabilir. Ama iktidara siz öyle bir aday göstereceksiniz ki Başkan Erdoğan'la rekabet edecek. Var mı öyle bir aday? Hala yok. Yani erken seçim isteyen e, Sayın Kılıçdaroğlu kendisi bir defa ben çözer, ben çözerim, ben adayım diyemiyor. Dolayısıyla yani bu erken seçim söylemi hakikaten abesle iştigalden başka bir şey değil. Evet şimdi e, önemli nokta sanıyorum yine aynı yere geliyoruz. E, şöyle ki Cumhuriyet Halk Partisi zaten erken seçime gidilmeyeceğini biliyor. Bu da az önce sizin söylediğiniz noktaya geliyor. Yine. bunu bile bile bir şekilde sonuçta anketler yine sizin de söylediğiniz yine 20, 23, 24 bandında en fazla gösteren bir şekilde devam ediyor. Şeyi sormak istiyorum size Taceddin Bey. Şimdi özellikle Kılıçdaroğlu farklı bir yöntem denedi burada. Çağrıyı Erdoğan yerine Mahçeliye Bahçeli'ye yaptı. E, bunu nasıl okumak gerekir? Onun nasıl okunacağından evvel e, üzerimize borç olan bir şeyi söylememe müsaade eder misiniz? Tabii. Yani hem e, Türk medyanın bir mensubu, hem gazetemizin yazarı. Ya Markar Bey, Markar Bey mi? vefat etti bir Başka bu akşam. Sağ evet. Olsun. evet. Ee, yani. Biz yani. üzerinden siyaset konuşmak istemem yani. Hı -hı. Ee, hali hayatında e, her ne kadar bir siyasetin bir objesi ve subjesi ise de esas itibariyle Fakat çok enteresan bir şeyi yaşattı bize. Yani e, Karabağ gündemimiz her gün bir Ermenistan kritiği yapıyoruz. E, fakat e, o kadar değişik bir hüzün matem var şu anda burada Son insanlarda. vatan bat bir insan. Yani bu tekrar ediyorum müteveffa üzerinden bir siyasal e, yorum yapmak istemiyorum ama hadise çok mütebarizdir. Yani bizim e, bir Ermeni sorunumuz yok. Bizim Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki bir gaz bile ilgili şeyimiz var. Sadece şu reaksiyon havası bunu ortaya koydu. E, toprağı bol olsun. Evet. Ee, iyi bir insan olarak Aşkım tanıdık sağladık, kendisini. Evet. Ee, siz aynı dönem görevi yaptınız Yapmadık, mı? Yapmadık yok. Parlamentoda yok, ama şey yaptı. AK Parti milletvekiliydi malum. Evet. Soru neydi ya? Çok, çok ee, ben beri ona şey yapıyorduk. Kılıçdaroğlu'nun çağrıyı Erdoğan yerine e, Bahçeli'ye yapmasından bahsediyorduk. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a e, yönelik bir şey yapmasının bir karşılığı yok zaten. Birincisi, e, Erdoğan'ın temel e, şeyleri var, sloganları var. E, iktidara geldikten sonra hani sayarsak, bunlar arasında en çok hatırımıza gelenlerden bir tanesi istikrar sürsün, Türkiye büyüsündü değil mi? Yani 20 yıllık bir istikrar sembolü bir zata siz diyorsunuz ki Üç sene evvel yani seçim olalı iki sene olmuş erken seçim yap. Birincisi bunun zaten bir karşılığı yok. İkincisi e, Sayın e, Devlet Bahçeli e, bu noktada muhatap almasının şöyle de bir tarafı var. Yani e, eğer muhatabımız şeyse Cumhur İttifakı ise biz burada Cumhur İttifakının e, tümünden bir şey beklemiyoruz. Performans beklemiyoruz. Sayın Devlet Bahçeli bu noktada desteğini çekerse yani zaten Erdoğan ikna olmayacağı mümkün. Bu arada ben biraz Marka Resayan'da kaldı. Kafa deminden beri lafı toparlamaya çalışıyorum. Bence beceremiyorum. Doğru noktadan gidiyorsunuz şu anda. Doğru noktadan evet. gidiyorum biliyorum da çok talakatı lisan gitti yani. E ee, burada sonuç elde etmek gibi bir şeyinin olmadığını biliyoruz. Ancak maalesef ee, Sayın Kılıçdaroğlu'na bu açıklamayı yap diyenlerin de, ki ben de o kanaattayım yani. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha genel başkan olmadan evvelde çok e, kendi iradesiyle e, siyaset yaptığı kanaatinde değilim. Ona da nereden değilim? yani Bir Melih Gökçek'le karşılaşmalarını hatırlarsınız. şu haberde. Koltuğunun altında dosyalarla gelir. Evde dosyalara çalışmış. Hangi sayfada ne var bilir. Ama o dosyaları ona bir veren var. Bakın size dosyayı veren bir sürü aşama sonra sufleyi de verir. Ben burada yapılmak istenen şeyin biraz da şu olduğu kanaatindeyim. Zaten buradan bir seçim çıkmayacak. Bununla birlikte Sayın Devlet Bahçeli'nin buna vereceği reaksiyondan MHP seçmenini de AK Parti'ye karşı AK Parti seçmenini de Devlet Bey'e ve MHP'ye karşı bir irite etme amacı e, güttüğünü düşünüyorum. Ancak dediğim gibi bu gibi şeyler, bu gibi teferruatlı şeyler Kemal Bey'in e, çok üzerinde şeyler. Kemal Bey'e ait bir şey değil bu, projeksiyon değil bu. Peki bu işin sonunda bu CHP'ye zarar olmaz mı? CHP hiçbir şeyin zararı olmadığını görüyoruz. Buna güveniyor biraz da. Yani CHP bir şeyin zararı olabilmesi için... Kemikleşmiş bir seçmen var. Evet, yani. Evet. Deneme yanılma dediğiniz şey şunu ortaya koyar. Birincisi bak yani bilmiyorum Türkiye siyasal tarihi böyle bir rezalet görmüş müdür ama 2001 ile 2004 arası 3 yıl Bakü Büyükelçisisin sen. 3 yıl. Utanmıyorsun da yani. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının dış politika danışmanısın. Utanmıyorsun da. Ondan sonra bir açıklama yapıyorsun. Türkiye Cumhuriyeti Suriye'den cihatçıları alıp oraya götürüyordu. ya yani Türkiye, Azerbaycan ordusunda böyle bir şey ihtiyacım var diye de sormuyorsun. Hani sen mantık falan da geç. Ondan sonra bir hafta Macron aynı şeyi dillendiriyor. Ermenis, Ermeni makamları, Avrupa evet. medyası aynı şeyi dillendiriyor. CHP seçmeninde de sıfır reaksiyon. Ben CHP seçmeninin vatanperverliğini tartışmam. Böyledir. Vatanperver insanlardır. Hiçbir şüphem yok. Ancak o nasıl bir siyasete gelince nasıl bir ilüzyondur o? O bir başka şey. Onu çalışmamız lazım işte. Yani. Kesinlikle. Artık bir şekilde bu bir bilimsel araştırmanın konusudur. Şu dahi zarar vermedi. Bakın Ünal Çeviköz'ün dosyasını önünüze alın. Bir senede ettiği lafların listesini bir geçin. Şey yapın, esamesini bir okuyun. Ya valla AK Parti milletvekillerinden bir tanesi, bir tanesini demiş olsaydı 10 yıl sürerdi. 10 yıl. Yani adam bir yılda 10 tane yaptı. Bunlar hiç esamesi okunmuyor ya. Yani. Geçmiş şey olsun. Bu sebeple ben Kemal Bey'in şöyle bir konfor olduğu kanaatindeyim. Ya efendim yapalım Bunu, bunu da söyleyelim. <laughs> en fazla ne olabilir ki? En fazla ne olabilir ki diyor. Ve haklıdır da. Yani Kemal Bey'in en doğru tespitidir. Hiçbir şey olmaz Kemal Bey. La yüz elsiniz. Yani hakikaten la yüz elsiniz. Keyfe ma yaşa. Nasıl isterseniz. Buyurun efendim. Şimdi Başka bir başlık üzerinden bu konuyu değerlendirmek istiyorum. Ee, Resul Bey size döneceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimi var. Ee, Joe Biden'ın daha önce özellikle muhalefet ve e, Türkiye üzerinde söylediği lafları hatırlıyoruz. Muhalefet üzerinden iktidarı değiştirme. Açık açık. Erdoğan'ı. Erdoğan'ı. Evet, direkt değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı ifadeleri vardı. Erdoğan hükümeti yıkacağını vaat etmişti. Şimdi özellikle son dönemde işte tekrar Ayasofya üzerinden Türkiye ile ilgili çıkışları oldu tekrar müzeye dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Bununla beraber yine Doğu Akdeniz'de işte Yunanistan lehine güç kullanmaktan da söz etti. Şimdi e, anketler var. Anketlerde Biden 10 puan önde gözüküyor ortalama ama bir önceki seçimlere baktığımızda o anketlerin yanıldığını gördük. Trump da yine gezi, geride gösteriliyordu ama kazandı. E, bu noktada bir özellikle e, muhalefet üzerinden çıkışları varken Biden'ın ve muhalefetin buna herhangi bir cevap vermediğinde göz önüne alırsak bir Biden umudu mu var acaba? Vallahi Onları bilemiyorum onların Biden umudu var mı ama ben e, CHP'nin özellikle Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği siyaseti görünce özellikle yani Sayın Bahçeli'ye erken seçim kararı alması e, tavsiyesinde bulunmasını ben ucuz bir siyaset olarak, kurnazlık olarak ve eee Bahçeli'yle alay etmek olarak algılıyorum. Çünkü Bahçeli 2003'te erken seçim kararı alınmasına Vesile olmuştu. Göya o kurnazlığı yapıyor. Yine 2018'de Bahçeli ciddi bir devlet adamı ve siyaseti iyi okuyan, partisini ayakta tutabilen, FETÖ'ye karşı da ciddi mücadele vermiş bir adam. Benim hazır olduğum bir televizyon programında Yılmaz Ateş CHP Genel Başkan yardımcısıydı. Birlikte yine biz 5 yıl mecliste görev yaptık. Bu açıkça şunu söyledi. FETÖ'ye karşı Fenerbahçe ile MHP direndi ama benim partim teslim oldu demişti ve partiden ihraç ettiler Yılmaz Bey'i. Genel Başkan Yardımcısı pozisyonundaydı. Aynı şekilde başka bir Yılmaz, Öztürk Yılmaz diye evet. bir genel başkan yardımcısı arkadaşımızı yine FETÖ'ye teslim olmakla itham ettiği için partiden ihraç ettiler. Şimdi burada iki şey var. Birincisi MHP FETÖ'ye karşı hakikaten direndi. On civarında yani başkanlık divanında evet. insanlara kumpas kurdular ve siyasi hayatlarını bitirdiler. Ama Bahçeli direndi. MHP direndi. MHP'yi de bölmeye çalıştılar. Böldüler de hatta kurulan bir yeni partinin hala üzerinde FETÖ şaibesi var. İsmini vermeyelim orada da değerli arkadaşlarımız var. Herkes tahmin ediyordur. Şimdi ee, CHP... Kim söylemişti? Yerli, siz söylediniz galiba. Yerli ve milli politika üretme konusunda 2010'dan bu yana maalesef e, Taceddin Bey'in e, özetlemeye çalıştığı özün ağzından gayrimilli bir politika. Adeta Amerika'nın Türkiye'deki sözcüsü gibi ki bu da tabii FETÖ ile bence çok yakından alakalı. Yani CHP emperyalizme karşı durmayı ilke edinmiş bir siyasi parti. Ve onun e, genelde tabanı ve seçmeni özellikle Amerika emperyalizmine karşı ön yargılıdır. Fakat CHP'nin dış politikada verdiği mesajları işte son bir yılı dedi. Daha önce bence 10 yılı bir özetlesinler. Adeta Amerika emperyalizminin yani işine gelecek. S-400 alacaksınız aman almayın NATO ile Amerika ile başınız derde girer. Afrin'e gireceksiniz aman girmeyin. Barış Pınarı harekatı yapacaksınız. İstanbul'da Suriye konferansı düzenleyip Türkiye askerini Suriye'den çeksin. Yani bunların tamamının yani sonucuna baktığımız zaman ne Türkiye'nin herhangi bir milli meselesine faydası var ne de herhangi bir yerli bir konuya bir ilaç oluyor. Tam tersi emperyalist güçlerin adeta emellerine hizmet edecek sonuçlar çıkıyor buradan. Ne demek S S400 almayın. Ve dün'e kadar da işte yatıyor, çalıştırmayacaklar falan diyorlardı. Bugün sinopta ateşlendi S400 üzerinden. Evet. Şimdi yani ya, takip edilen siyaset maalesef yerli ve milli olmadığı için, evet Biden'a da umut bağlıyor olabilirler. Ve Türkiye Biden'da seçilse, Trump da seçilse artık Türkiye eski Türkiye değil, bağımsız politikalar takip edebilen bir Türkiye. Yani şu anda zaten. E, F 35 miydi o vermedikleri? Evet evet F 35. F 35'leri vermeyeceğiz diyorlar efendim orada bir terörist şeyi var lideri var 85 klasör göndermişiz fetö'nün başı bunu teslim edin vermeyecek Amerika bize başka ne yapacak? Evet Yunanistanlar Kıbrıs'ın yanında dururuz dedi ve bugün yaptığı açıklamada da Pompeo'nun şeyin yanında izliyor. Ermenistan'a. Ermenistan'ın savunma hakkı vardır diyor. E sanki savaş Ermenistan topraklarında cereyan ediyor. Dolayısıyla Biden da kazansa, Trump da kazansa Türkiye milli politikalar takip ettiği sürece kendi meclisinden, kendi iktidarından çıkan kararlarla siyaset takip ettiği sürece, sürece tıpkı işte Eylül ayında yapılan şeyde olduğu gibi ankette muhalefet Türkiye'nin sorunlarını çözebilir mi? Eh, %17 kadar vatandaş çezer diyor. Yani CHP'nin %45'i kendi partisinin sorunlarını çözeceğine inanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Diğer partilerin de aynı şekilde belli oranda kendi partilerindeki kendi partilerinin Türkiye sorunlarını çöz ve Türkiye'nin sorunlarını çözemeyen Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Azerbaycan'da, Libya'da, Somali'de hangi soruna el atabilecek? Atamayacak. Dolayısıyla yani e, bu başkanlık sisteminin bir e, bence e, Türkiye'ye en önemli katkısı da artık Türkiye'de bu mantalitede olan hiçbir siyasetçinin iktidar olması mümkün değil. Ondan sonra da eğer seçilecekse mutlaka muhafazakar bir insan devlet başkanı olacaktır. CHP zihniyetinde, Kemal Bey zihniyetinde, kendisi herhalde onu bildiği için seçilemeyeceğini, bildiği için adaylığı hiç gündeme getirmiyor. Yine aday olarak ya Ekmelüttün gibi muhafazakar tabandan birini bulacaklar. Ya işte sürekli Abdullah Gül üzerinde konuşuyorlar. Ya da yine parti içinde muhafazakar görünümü tarafa ağır basan şey gibi İlhan Kesici gibi birini. Ama kesinlikle ne Kaftancıoğlu gibi ne Kılıçdaroğlu gibi herhangi bir CHP'li bu ülkede artık başkan olma ihtimali kalmadı. O yüzden parlamenter sisteme geçelim demelerinin sebebi sistem yürümediği için değil. Aslında ne CHP'nin ne de diğer muhalefet partilerinin artık bu sistemde iktidar olma umutları kalmadığı için parlamenter sisteme geçelim de o zaman işte koalisyonda vesairede evet. görev alabiliriz gibi ortak olabiliriz gibi beklenti. Ne devletin sorunlarını çözmek ne ülkenin sorunlarına deva olmak ne de vatandaşın problemlerine yani ben bugün yine konuştu Sayın Kılıçdaroğlu aldım özellikle inceleyerek okudum altını çizerek yani bir muhalefet partisi herhangi bir soruna karşı tamam sorunu eleştirebilir muhalefetin eleştirmek sonuna kadar hakkıdır eleştirecek tabi ama bu eleştiriye karşı siz Hükümet yanlış yapıyor dediğiniz yerde doğrusu nedir? Onu ortaya koymadığınız zaman işte vatandaş ülkenin sorunlarını çözeceğine inanıyor musunuz sorusuna ancak %17'si cevap verir. O da fanatiklerdir belki. Ortaya herhangi bir çözüm önerisi yok. Bir program yok. Yapacağız, edeceğiz. Bunu bütün siyasi partiler söylüyor. Dolayısıyla evet 3 Kasım'da 3 Kasım mı şey Evet 3 Kasım e, Amerika seçimi. Biden, Biden şu anda %10 civarında galiba önde, 10 puan önde görünüyor ama söylediğim gibi biz e, milli politikalar ürettiğimiz sürece ha Biden seçilmiş ha başkası devletimiz yoluna devam edecektir. Ama bence önemli olan dışarıda Biden'ın değil içerideki Biden'ların milli politika ya en azından evet diyebilmeleridir. Evet. Eklemek istediğiniz bir şey var mı tam bu noktada? Ha. Biden umudu noktasında. <laughs> Biden değil de biraz ben CHP neden böyle bir örneğin Devlet Bahçeli e, tamamen önce Devlet Bahçeli'ye seslendi. Belki bununla ilgili biraz ekleme yapayım. Bir CHP aslında temel soru CHP nasıl iktidar olur? Ya da nasıl iktidar olmaz? İki tane soru var elimizde. CHP'nin iktidar olabilmesi için şu anda %40 ya da %50 alması tek başına mümkün değil. CHP'nin iktidar olabilmesi için o, ya da Millet İttifakı'nın e, işte İyi Parti ile HDP ile işte Ali Babacan Deva Partisi ile ya da işte Gelecek Partisi ile ittifak etmesi gerekiyor. Bir ittifaka bağlı. Aslında bu da tam olarak yetmiyor. Tamamen bir koalisyona bağlı. Şu anda evet özellikle Devlet Bahçeli MHP'den küçük bir MHP ile AK Parti arasında bir çatta konuşursa iktidar olma şansı yükseliyor. Bundan dolayı e, tüm hamlesin aslında e, işte Kılıçdaroğlu tamamen devlet bahçe üzerinden, üzerinden kurgulamaya başladı. Temel mevzunun birazcık bu olduğunu işte siyasi evet bir partinin iktidar olabilmesi için temelde e, Türkiye'ye e, Türkiye dair politika üretmesi gerekiyor. Fakat politika üretmekten öte AK Parti Erdoğan karşıtlığı ve siyasi mühendisliklerle siyaseti dizayn etmek... Türkiye'nin geleceğini dizayn etmeye çalışıyor. Ondan dolayı da sürekli yeni ittifaklar arayışı ya da AK Parti ve işte MHP ittifakını bölme teşebbüsü gibi geliyor bana bu açıklamalar. Evet. Ee, tacitin Bey sizinle devam edelim. Şimdi evet. sonuna doğru yaklaşırken bu bölümü. Şimdi evet. az önce şundan bahsettik. Ee, Kılıçdaroğlu bir çıkış yapıyor. Bugün de şunu söyledi. Son 10 yılda en büyük değişime uğrayan partinin CHP olduğunu ifade etti. Şimdi az önce o değişimden Kılıçlar <laughs> biraz... Kılıçdaroğlu dedi değil mi? Kılıçdaroğlu evet. dedi. Şimdi bu değişimden biraz bahsettik ama evet ben de katılıyorum. Ortada bir değişim var muhakkak. E, o değişimden biraz bahsedelim. E, şimdi o böyle biraz çok kapalı kalmasın. O parantezi biraz daha açalım. <laughs> Nasıl bir değişimdi bu son? Valla esas mesele izleyenleri artık bu Taceddin'de. Acem'in türküsü gibi durup durup aynı şeyi söylüyor diyecektir ama mevzu oysa benim bir tane izahım var. İkinci bir izahım yok yani bu demokrasinin se seyri içerisinde böyle bir diyalektik içerisinde bir seyri tabii ile ulaştığımız bir şey değil. Şudur ee, tekrar edelim Et tekrar bahsen ve levkane 180. efendim e Türkiye'deki bütün siyasal partilerin üzerine vecibe olan şey bir kon, şey, e, bir e, kolektif olmaktır. Yani siz bir takım bileşenlere sahip olmalısınız ve bunlar birbirinden özü itibariyle farklı şeyler olmalı ki siz oralara da hitap edebilirsiniz ve yüzde onu geçebilirsiniz. Sadece diyorsanız ki benim yegane aidiyetim şu olmaktır. Alacağınız o yüzde ikidir, üçtür. Taş çatlasın ki taş da kolay çatlamaz Türkiye siyasetinde. Onun haricinde e, çeşitli bileşenler olan partiler vardır. AK Parti böyledir. HDP böyledir. İYİ Parti böyledir. MHP de böyledir. Evet. Ve CHP de böyledir. Şimdi CHP bu partiler arasında HDP ile birlikte marjinaliteye iltisak olan tek parti. İYİ Parti'nin marjinaliteye iltisakı yok. AK Parti ile MHP'nin zaten yok. Yok. Saadet Partisi'nin öyle bir durumu yok. Karşımıza CHP çıkıyor ve marjinalite iltisakının neler üzerinden yaptığını gördüğümüzde belli klikler var. Şimdi CHP tarihi boyunca bu konsensüs içinde yer alan bileşenlerin bazısı tarafından, bazı klikler tarafından dönemsel olarak ele geçirilmiştir. Yani mesela Kasım Gülek sonrası bir şey gelmiştir. İsmet Paşa ile Bülent Ecevit arasındaki çatışmadan, gerilimden başka bir şey gelmiştir. Ortanın solu gelmiştir. Ortanın solu sonrası biraz daha radikal bir sol gelmiştir. Deniz Bey zamanında bir ulusalcı klik vardı biliyorsunuz. Evet. Anadolu solu ve ulusalcı farklıydı. Şimdi bu Deniz Bey tasfiyesi sonrası sadece CHP değil, Halk TV, Cumhuriyet Gazetesi, CHP... Buralarda yaşanan vitrin değişimi Televiz. sadece tabi sadece şey değil size pek çok refleksinizi de değiştir dönüştür. Şimdi başka bir klik var. Öyleyse yaşanan dönüşümü nasıl izah edeceksiniz derseniz yani demin sevgili Rosli hocamız dedi ki CHP özü itibariyle anti Amerikan bir partidir. Valla ben onu 90'lardan evvel oldu kanaatindeyim. 90'larla birlikte çünkü o 28 Şubat paradigmasında var ya Türkiye'deki solun ekserisi gibi ki bunu da çoğu muteriftir. Bildiğiniz Amerika'nın enstrümanı oldular. Evet. Ay, sol olduğu da şahit Ya, Türk ya, bir ya yani. Tan Doğan'da Amerikan ajanı kız Atatürk resmini salladı başörtüsü mitinginde. Alkışladılar. Bak gördün mü Atatürk Amerikalı kız bile atamızın kıymetini biliyor diye. Ya, bu kadar da ahmaklaştılar ya. Şimdi o sebeple bu parti içerisinde şu anda yaşanan dönüşüm partiyi son derece Amerika tarafında Amerika ile ittifak içerisindeki bir marjinaliteye mültesik insanların eline vermiştir. Bunlar da nedir? Ya bakıyorsunuz YPG saflarında çarpışırken ölen MLKP teröristinin cenazesinde ağlayan bir Halk Partisi milletvekili görüyorsunuz. Evet. YPG şeyi ise Johnny'lerle omuz omuza savaşıyor. Millet ittifakının en önemli dinamiğinin zaten pro-amerikan bir ittifak olduğunu söylemeye gerek yoktur. Ya şu anda HDP buraya pro-amerikan bir yerden dahildir. Hani millet ittifakına biraz oy lazım. Biz de bunu efendim birazcık merhamet gösterelim. Gelsinler onlar da oy atsınlar demiyor kimse. Diyor ki pro-amerikan bir ittifak kurmamız lazım. Bu bizim eski dinamimiz, eski paradigmamızdır. NATO zamanından kalma. İyi Parti o anlamıyla MHP'nin o kliğini temsil ederdi. Tasfiye oldular yine bir şey kurdular. CHP hakeza. Dolayısıyla şimdi hakim olan şey yaşanan dönüşümden sonra nedir diye soruyorsanız pro Amerikancılıktır. Bu kadar yani uzun uzun tarif etme gerek yok. Ha, şunu da söyleyeyim bu vatan hainliği falan değildir Türkiye'de. Böyle yetiştiler. Böyle yetiştiler. Yani Türkiye'nin alternatifi Fuat Doğu Bey'den sonra nedir bizim şeyimizde falan da maaşlarımızı siyah ödüyor siyah falan diyen. Ya adamlar tarafından yani öyle bir şey iman ediyor ki bizim Amerika ile paralel yürümekten başka bir opsiyonumuz yok diyor. Yok. Adam. Yani bu adamların hiçbir vatan haini değil o ayrı bir şey. Ya yani hiçbiri değil derken bazıları vatan haini tavsiye ediyorum. İsim vermem. Ee, bu bakımdan e, bu gerçekten inandıkları ve memleketin selametinin olduğunu düşündükleri bir şey. Ancak şunu anlatamıyoruz biz onlara. Arkadaşım file eğitirlerken zinciri bağlar ve bir dairede dolaştırırlar ya. Bak filin zincirini çözdü. Sen hala diyorsun ki o dairede dolaşsın. Zincir yok artık ya. Bırak yürüyelim biraz gidelim. Bak şuradaki çayırlarda başka şeyler var. Fıtratımız da budur bizim. Adamı buna ikna edemedik. Şu andaki CHP bu pro Amerikan ittifakın vitrindeki en önemli yüzüdür. Ve çok şükür memleketimiz namına ki bunun en önündeki figürü de son derece düşük kalibre bir siyasetçi olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu da Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın işte, lütfediyor kuluna böyle lütfet. Mesut Bey sizin bunu konu ekleyeceğiniz. Tabi. Yani e, şimdi CHP'den de çok sayıda arkadaşlarım var. Geçenlerde bir CHP'li arkadaş şunu söyledi. Ya aslında dedi CHP 72 parçaya bölündü de ayrılacak arkadaşların parası olmadığı için parti kurmuyor. Yani eğer bugün okudu, okumuşsunuzdur mutlaka. E, Baykal'ın da kızının genel başkanı olacağı bir halk partisi Temizliği adı bahne. altında bir parti kuracağını. Yani CHP aslında birkaç parça. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya yani bugün adım adım iktidara projesi tanımı tanıtım ve ilk eğitim toplantısını yaptı Yeni Kapıda o konuşmasını ben aldım baktım. Yani konuşmasında referansı Temmuz ayında yaptığı 2. yüzyıla çağrı beyannamesini gösterin herkese diyor. E, çağrı beyannamesini açtım baktım. Yani ne? Resul hızlıca toparlayalım. Vatandaş niye %17 ancak muhalefet çözer diyor? E Çünkü hiçbir şey yok. Çek Jack, çaktan ibaret ve güven Peki. vermiyor. Dolayısıyla yani ee CHP ee ve ee CHP de demeyelim de... ...yani aslında son yerel seçimlerdeki o, o kritik ee sonuç onları biraz cesaretlendirdi ama... Peki. ...geçen bir yıldan sonra İstanbul'da da bu işi beceremeyecekleri ortaya çıktı. Güven vermiyorlar. Ben e, Taceddin Bey'e katılıyorum. Çünkü, e, Sayın Kılıçdaroğlu bence AK Parti için bulunmayacak bir CHP Peki, genel başkanı. O arada olduğu sürece <laughs> AK Parti iktidardan düşmez. Peki devam edeceğiz. Bir virgül koyalım değerli izleyenler. Saat başında esas mesele esas konularla devam ediyor. meseleye devam ediyoruz. Saatler 21'i gösteriyor. Az önceki bir önceki bölümde bıraktığımız nokta CHP içerisindeki e, Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Bugün CHP son 10 yılda en büyük değişime uğrayan partidir diye. Hem o değişim üzerinden yine gideceğiz e, bu bölümde ve tabii HDP içinden gelen açıklamalar vardı. Eski milletvekili ve e, eski belediye başkanından. E, tam bu noktada devam edelim. Ramazan Bey sözü size şimdi vereceğim. Evet. E, tabii bu noktada az önceki konuyu ekleyecekleriniz muhakkak vardır hocam. HDP'nin 10 yıl içerisindeki değişimi ki evet. orada sanıyorum ayrı özellikle tutacağımız ele alacağımız bir nokta HDP-CHP ittifakı. Bu konu üzerinden evet. devam edelim ve HDP içinden gelen açıklamalar var. Onun pe hemen peşine size onu da soracağım. Evet sonuçta evet, son 10 yıldan aslında sadece son 10 yıldan değil AK Parti'nin iktidar olmasıyla beraber Türkiye'de Türkiye'de siyasi alanda taşlar yerinden oynamaya başladı ve hala oynamaya devam ediyor. ben HDP'den başlayıp CHP'ye geleceğim. hani biraz önce söylemiştim. CHP'nin iktidar olabilmesi için ister istemez ittifaklar zorunlu. yani AK Parti'nin alabileceği oy belli. Ciddi anlamda işte muhafazakar bir parti için %50 düşünülebilir. %50- %60 fakat CHP için bu imkan dahilinde değil. En fazla alabileceği %30 %30'dur. Bu bandı çok aşamıyor CHP. Bunu aşabilmesi için de en aşabilmesinin yolu da işte özellikle e, diğer HDP, HDP gibi İyi Parti gibi e, ya da işte Saadet Partisi gibi partilerle ittifak etmesi gerekiyor. Tabii 2015 yılından itibaren e, ben 2015'i Milat alıyorum. 2015 yılından itibaren e, Türk siyasetinde özellikle sol blokta Ak Parti karşıtı blokta. E, siyasetin şahinli e, CHP içinde CHP ve HDP'de e, marjinal solun ittifakı vardı. Marjinal sol ittifaka zorlandı. İşte Canan Kaftancıoğlu'nun burada seçilmesi Ankara'da benzeri e, işte seçim süreç gerçekleşti. Yani bu aslında e, şöyle bir benzetmeyle açıklamak isterim. CHP ile HDP arasında kazılan bir tünel vardı. Bu tüneli de marjinal sol temsil ediyor. Aslında Canan Kaftancıoğlu üzerinden Marjinal Sol'un CHP'ye CHP'nin Marjinal Sol'u devşirmesi. Aslında HDP ittifakı da aslında bunun bir göstergesi. Tabi HDP kurulduğu dönemde kurulduğu dönemde çok iyi bir niyetle kurulmuştu. Sonuçta Türkiyeleşme hedefi taşıyordu. İşte Öcalan'ın açıklamaları o yöndeydi. İlk kurucuların açıklamaları o yöndeydi. Bugünkü Altan tanındı galiba. Altan tanın açıklamaları da benzeri. Ee, Türkiye'de bir partinin iktidar olması, iktidarın küçük ya da büyük ortağı olmasının yolu temel olarak tüm Türkiye'ye seslenmesi gerekiyor. Fakat e, evet, HDP başta bu niyetle kuruldu çünkü. E, Türk siyasetine baktığınız zaman işte Kürt siyasetinde birçok farklı parti kuruldu. İşte Dehapı düşünün, Hep'i düşünün, birçok Kürt siyasi partisi kuruldu. Fakat sadece işte Kürtlerin hakları hakkını, Kürtlerle ilgili siyasi program ortaya koyan partilerin pek bir şansı kalmadı. Süreç bize bunu gösterdi. HDP'nin de iktidar e, dan e, beslenebilmesi ya da iktidarının küçük ortağı olabilmesinin yolu Türkiyeleşmesinden geçiyordu. Bu amaçla kuruldu. Fakat e, temel problem e, başlangıçta HDP evet bu niyetle kuruldu fakat e, sırtını e, sürekli şiddete ve teröre yasladı. Yasladığı müddetçe de kuruluş gerekçesini, kur, meşru gerekçesini sürekli kaybetti. E, bu da HDP'yi sürekli oy kaybettirdi. Ya yani CHP ile ittifakı aslında çok ilginç bir ittifak bu yani sosyolojik anlamda araştırılması gereken bir ittifak. Bir taraftan Türkiye'nin kurucusu kurucu partisi Ulusal Parti, ulusalcılığı işte milliyetçiliği Kemalizmi merkeze alan bir parti İşte neredeyse bir terör örgütünün bir terör örgütüyle ittifak eden bir terör örgütüyle beraber hareket eden Türkiye'nin birliğini dinamitleyen Türkiye'nin varlığını tehdit eden bir terör örgütünün parçası ile ittifakı var. Temelde bu ittifak CHP'nin özellikle soldan oy devşirebilmesinin yoluydu. Bu değişim de temelde özellikle HDP-CHP ittifakı bu oy devşirmeyi Özellikle Kürt seçmenden oy alabilmeyi hedefleyen bir değişim süreciydi. Şimdi bu noktada yine sizinle devam edeyim. Sizlere uzun uzun sözler vereceğim birazdan. HDP içinden gelen açıklamalar aslında. Aha. Eski Kars Belediye Başkanı geçtiğimiz günlerde tutuklanan Ayhan Bilgen. HDP kendisine oy verenlerin beklentilerin dışına çıktı. Şimdi az evet. önce bahsettiğiniz konu. Yine siz biraz girdiniz ayrıntıya gireyim eski HDP milletvekili Altan Tan. Tam. Ee, PKK'ya tavrını net bir şekilde söylemesi lazım HDP'nin ve Türkiye kamuoyunu da bu konuda ikna etmesi i̇kna lazım. Ee, legalite ile illegalite arasında kalın çizgi çizmeli. İkincisi Türkiye'nin bütün sorunlarıyla ilgilenmesi lazım. Evet, Üç başlıkları. Eee siz nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP içinde nasıl bir süreç oluşur bundan sonra? Ya Veyahut bu HDP'ye bakışı nasıl evet. değiştirir? Ya bu temelde HDP'nin Altan Tan'ın HDP'nin söylemini, siyasi pratiğini, işte siyasi yol haritasını değiştirebileceğini çok düşünmüyorum. Evet bu açıklamalar çok anlamlı açıklamalar. Evet HDP'nin ya da herhangi bir partinin aslında Türkiye'de iktidar olabilmesinin yolu bir... işte tüm Türkiye'ye Türkiye, ye, Türkiye ye işte CHP biraz önce CHP üzerinde konuştuk. CHP'nin iktidar olmasının da yolu bu. HDP'nin de iktidar olmasının yolu bu. İyi Parti'nin de iktidar olmasının yolu bu. Tüm Türkiye'yi kuşadan bir işte ee, siyaset ortaya koymanız, siya politika üretmeniz gerekiyor. Fakat e, işte HDP bunu yapamıyor. Kendisini maalesef sadece belli bir coğrafyanın, e, belli bir bölgenin partisi olmaya mahkum ediyor. Altan Tan'ın açıklaması, açıklamaları ya da Ayhan Bilge'nin açıklamaları aslında HDP'nin bunu istediği takdirde kırabileceğini gösteriyor. Demek ki bu yapılabilir. Ee, bir de işin trajik boyutu e, siyasetin en temel ee, varoluş gerekçelerinden birisi teröre ve şiddete karşı olmak. Eğer siz e, siyaset yapmayı hedefliyorsanız politika yapmayı, politika üretmeyi, politik bir duruş sergilemeyi tercih ediyorsanız bir defa bir defa öncelikle şiddete ve teröre karşı mesafe koymanız gerekiyor. Bu olmazsa olmazı siyasetin. Fakat e, başlangıçtan itibaren HDP özellikle e, daha önce işte e, kimindi e, Ahmet Türk'ün falan açıklamaları vardı hatta işte hatta çok e, o biraz PKK'nın duruşunu da bir terör örgütünün duruşunu da meşrulaştırmıştı. İşte e, biz diyor bu coğrafyadan oy alıyoruz e, işte e, PKK'ya destek verenlerden oy alıyoruz dedi ve bu duruşu meşrulaştırmaya çalıştı. Fakat e, bir parti e, terörle ve şiddetle arasında mesafe koymazsa zaten meşruiyetini kaybeder. E, bu bağlamda HDP'nin duruşunu... Ee, ...yeniden revize etmesi gerekiyor. Zaten e, HDP... ...kendi duruşunu revize etmezse... ...kendi duruşunu güncellemezse... ...zaten bir karşılığı kalmayacak. Toplum zaten HDP'yi kapatacak. Eğer HDP... ...aslında HDP'nin elinde çok tarihi bir şans da var. Eğer HDP... ...Türkiye'lileşirse... ...tüm Türkiye'yi e, kuşatan bir... ...siyasi profil ortaya koyarsa... ...siyasi vizyon ortaya koyarsa... ...evet bir karşılığı olacak. Olur. Fakat... Böyle bir ümit var mı? Maalesef şu anda e, şahsen ben böyle bir şey, e, böyle bir gelecek görmüyorum HDP özelinde. Evet. Taceddin Bey, şimdi özellikle e, altı çizilmesi gereken o açıklamalardan Altan Tanın PKK'ya tavrını ortaya koyması lazım diyor. E, legalite ve illegalite arasında kalın bir çizgi çizmeli ifadeleri var. Şimdi bu biraz da e, HDP'nin nasıl bir parti olduğu Gerçeğini biraz daha ortaya koyuyor. Yani bir işte PKK terör örgütünün bir siyasi uzantısı olarak devam ediyor etmiyor tartışmalar içerisinde ayrı bir yere de koymak gerekiyor sanırım bunu. E, siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi özellikle burada şunu da sormak istiyorum. E, bu noktanın içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni de katalım konuşurken çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi içinden de hiç böyle bir açıklamaları ben hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. E, bu noktada HDP içinden gelmesi de herhalde biraz da anlamlı. Boş sözlerdir. Ben yani direkt ha. söyleyeyim yani son söylenecek sözü. Bir de harmonimizi bozayım. Çok harmonik gidiyoruz üçümüzde. Yani birazcık evet. şey yapayım. Size Interaktiz. sabote edeyim. Hiç katılmıyorum size Ramazan hocam. Buyurun. Hiç. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Şimdi fıtrat Konuşalım. bir büyüğümden duyduğum laftır. Fıtrat çok tagayyür etmez bir şey demişti yani. Hı hı. yani tezeyin içerisine bir böcek yaratmış Allah. Allah işte ona bir iyilik yapayım diye alır. Gülün üstüne koyarsan ölür. Evet. Flora sonrası. Yani iyilik yapamıyorsun. Şimdi HDP ne iyi niyetle kurulmuş, ne iyi niyetle kendisini bir şekilde hı hı. dönüştürmüş, ne de iyi niyetle Türkiye'de siyaset yapan bir parti değildir. HDP'nin Türkiye'de iktidar olmak gibi bir projeksiyonu yoktur. Çünkü HDP dediğiniz şey ne olduğunu hepimiz biliriz. Hiç Harcım uzun be, uzun ispat etmeyin Bir virgül koyalım. yani. Az önce almıştı bir önceki bölümümüzü. Cumhurbaşkanı Erdoğan Toprağı bir e, başsağlığı mesajı yayınladı. Onu da bir kez daha ifade edelim. Biz gözden kaçırdık onu. E, AK Parti MKYK üyemiz İstanbul Milletvekili'miz sevgili kardeşim Markar Esayan'ı vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, Mütevefa ve Markar kardeşimizin ailesine, e, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ülkemiz siyasetine ve demokrasimize yaptığı katkıları hiçbir zaman unutmayacağız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaşım bu kez bu şekilde bir kez daha rahmetli analım ve devam edelim. Unutmamak gerektir. Onurlu bir adamdı. Ee, toprağı bol olsun yani. Ee, fazla bir şey söylemeyelim bunun üstüne. Şimdi efendim. Evet. HDP'nin ne olduğunu uzun uzun ispatı lüzum yok. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkes bilir. Yani dolayısıyla birileri ikrar etmiş. Ayhan Bilgen şunu demiş. Yani Ayhan Bilgen benim zekamla dalga geçme tamam mı? Zaten ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Senin ikrarına hiç ihtiyacı yok bu millet. Evet. Millet kimsenin ihtiyacı yok. Şimdi HDP'nin kuruluş amacı şudur. Selahattin Demirtaş'ın bir konuşması var hatırlıyor musunuz? O eskiden diye, o öncedendi. Biz şartlar üzerinde mutabık kalmıştık. Hı hı. Ama o öncedendi, şartlar değişti şimdi dedi. Evet. Neydi o şartlar hocam? Suriye'nin kuzeyinde bir YPG devleti kurulacak. Ve siz de buna mültesik bir yapı olarak farklı bir şey ortaya koyacaksınız. Sözünü almadan evveldi o. Sonradan bu sözü aldıktan sonra ne demokratikleşme açılımı ne Kürt açılımı efendim ne bir takım şeyler yumuşamalar ne PKK'ya silah bırakın sözü. Evet. PKK tükürüğüyle boğarlara geldik. Evet doğru. Yani HDP dediğimiz şey Yin tabiatı iyi bir şey olmaya müsait değildir. HDP dediğimiz şey Türkiye'nin bir parçası olmaya müsait değildir. HDP dediğiniz şeyin varlığının en kısa formülasyonu şudur. YPG'ye neden Amerika üniforma giydirdi, bayrak çektirdi? Hocam vekalet savaşı sürüyor Suriye'de. 35 tane örgüt var çatışan. Bir tek bunlarda hmm. üniforma var. Niye? Meşruiyet devşiriyor. Evet. Çünkü meşruiyet semboller üzerinden gider. Bir, bir yapı kurarsınız, Teritoryal hakimiyet, iki uluslararası tanınırlık kazanırsınız. Tanınırlık. Bunu kazandıracak. HDP dediğiniz yapı ise bu YPG üzerinden kurulan, bile ellerini almışlar alfabeyi, oynayıp duruyorlar yani. Evet. YPG üzerinden kurulacak bu şeyi, Türkiye'nin şamilinden %10, %12, %14 neyse artık hedefleri, %15, hedefleri neyse %20 belki bir destek ve meşruiyet olduğu imajını yaratacak bir şeydir. Bu sebeple konsensüslerini çok geniş tuttular. Öyle bir konsensüs ki PKK temeli var. Evet. Liberal, Marksist, Sosyalist bir damar var. Nişantaşı seçmeni var. İslamcı bir damar var. Tamam, Ayhan Bilgen bunlar. Evet. Altan Tam bunlar. Bunlar 80'lerden kalma sabık İrancı İrancı devletle sorunlu adamlar. Bunlar açısından devlet dediğin yapı Menhus bir yapı yani. Bununla herhangi bir şekilde yan yana gelmeleri mümkün değil. Öyle bir şey kurdular ki. Bak Garopaylan. Evet. Ben etnisitesinden bak demin matemini tutuyoruz. Markares'e etnisiteden bahsetmiyorum. Azerbaycan'da bir savaştayken parlamentomuzun bir milletvekili Ermenistan'a destek veriyor sabahtan beri. Hı hı. Garopaylan Diyarbakır milletvekili bu partinin. Oradaki Şafii Kürt amcamın ile geliyor. Evet. Dolayısıyla söylenecek şey şudur. Bu adamların Türkiye'de herhangi bir iktidar projeksiyonu, bir iktidar amaçları e, o yapısın değil. değil ellerindeki her şey e, YPG olsun adı, PYD olsun, YPC olsun, PKK olsun, PKK olsun işte neyse. Hangi ismi veriyorlarsa, alfa alfabenin hangi nale tarifine denk geliyorlarsa. Buna Türkiye siyaseti üzerinden bir meşruiyet damarı devşirmektir. Evet. Dolayısıyla Ayhan Bilge'nin şu anda yaptığı da budur. Ne yapıyor Ayhan Bilgen Ki çok zeki zannediyorlar bunlar kendilerini. Ben söyleyeyim. Türkiye şu anda müteyakkız kirpidir. Türkiye Cumhuriyeti. Müteyakkız kirpinin sensibilitesi olmaz hocam. Yani eğer şeylerini diktiyse o dikenlerini herhangi bir sensibilitesi olmaz. Evet. Dolayısıyla dış güvenlik konusunda şu anda olanca refleksleriyle müteyakkız bir ülke. Cephe sayısı çıktı 5'e. Bu ülke içerisinde HDP'ye marjinal siyaset yaptırmayacak bu devlet. Bu çıktı ortaya. Evet. Şimdi adam diyor ki ben yeniden alırım elime pudrayı, fondöteni, rimeli her neyse. Yeniden bir makyaj yaparım çıkartırım bunu ortaya. Hı -hı. Ancak söylenecek şey şudur. Cemaat aynı cemaat, abdest aynı abdestse namaza duruyorsan yine okunacak şey Sübhaneke'dir, Fatihadır. Başka bir şey gelmeyecek. Bak HDP kendinden mukaddem partilerle aynı yere geldi. Şimdi diyor sanki ben böyle bir eleştirden sonra bir Kürt partisi kurarım ve bu bütün Türkiye'ye hitap eder. Kuramazsın efendim. Kuramazsın. Burada kortizon tedavisi lazım. Ya buraya atom bombası atılacak. Atom bombası ile birlikte bütün florası yok edilecek oranın. Ve yeni bir refleksi ortaya çıkacak. Bak unutulmaması gereken bir şey var. Bunu da vurgulayıp bitireyim bağışlayın lafı uzattım. Şerafettin Elçi gibi bir adam. Kimdir Şerafettin Elçi? Talabani ile direkt evet. mültesip bir adamdır değil mi? Allah rahmet eylesin. Şeyh Torunu. Evet. Şafi, Nakşibendi gelenekten geliyor. Yani Kürt coğrafyasında selam verdiğinde ayağa kalkı kalkıp selam almayacak adam yok. Bu adam siyasi olarak başarısız oldu burada. Yaptırmadılar. Şimdi diyorsanız ki biz buradan bir farklı Kürt siyaseti geleneğini çıkartırız ve bu Türkiye siyasetinin bir parçası olur. Vallahi kusura bakmayın ben yeterince zeki bir adam ben yemem onu ya. Yani. Bu kadar. Boş bir açıklama dediniz. Peki yine size son bir cümle daha. Tabii. Ee, neden böyle bir çıkış? Şimdi neden böyle bir çıkış? Diyorum ya HDP'ye bu marjinal siyasetin çok Yeniden daha fazla yapmakla farklı bir makyaj ile farklı bir siyasal Yeni bir hareket geliyor hocam. Evet, evet. HDP iyi niyetle gelmişti ya, sizin şeyiniz Siz hiç katılmıyor. Yok yapmışlar. şu anlamda iyi niyet derken tabirine kullanıyorum. Bir de evet, adam bir e, HDP öncesi tüm partiler evet belli bir hedef doğrultusunda hı. daha lokal hedefleri vardı. Evet HDP ile bu HDP'de Hı. bunu birazcık açtılar. Tırnak içine kullanıyorum. Evet iyi niyet derken Türkiyeleşmeyi kastediyorum. Ha hepimiz biliyorduk zaten, zaten Türkiyeleşemeyecek. Evet. Hı. Oradan lafı uzatmak için Hı -hı. hani sizi kurban seçtim. Yok yok. Bak. Ama Badel Harabı Basra yapılan böyle bir kritik kritik değildi. Kritik ne zaman yapacaktın? Kars Belediye Başkanı iken yapacaktın. Evet. Sana belediye başkanlığı yaptırmıyorlardı ya. Çıkacaktın delikanlı gibi diyecektin ki arkadaş ben bu burada meşru olarak seçilmiş belediye başkanıyım. Bırakın bu belediye başkanlığını ben yapayım. Dedin mi? Demedin efendi. Girdikten sonra kodesten herkes yapar onu. Bu kadar. Evet. Resul ee, Bey siz bu noktada evet. ekleyeceklerinizi alalım. Şimdi ben aslında bu konuda çok konuşuyorum, yazıyorum da. Ben her şeyden önce e, HDP'ye bakışım. Bir defa HDP PKK terör örgütünün siyasi uzantısıdır. Türk basınında ilk defa bunu yazan benim kimse bu derece açık şekilde yazamadı. İlk defa yazdım. Peki PKK nedir? PKK bir terör örgütüdür değil mi? Şimdi HDP PKK'nın kontrolünde bir siyasi parti olarak aslında Türkiye'de bugüne kadar kapatılan 4 parti, 5. parti şu anda HDP. Evet anayasaya, yasalara göre yasal bir kılıfı olan siyasi parti. Fakat ben şu cümleyi de kuruyorum. Bazı hukukçular itiraz ediyorlar ama her ne kadar yasal olsa da HDP meşru bir parti değil bana göre. Tabii. Meşru değil. Ve ben şundan da defalarca da yazdım, söyledim. Kapatılması noktasında yürütülen kampanyalar var. Hayır, kapatılmasına taraftar değilim. Yok, öyle ha. çıkışlar var. Yok, ben kapatılmasına... Çünkü Toplum şu ana kapat kadar 5-4 kapat tane kapatıldı. 5. kuruldu. Yarın 6.sını kurarlar. Önemli olan Şimdi PKK'nın terör örgütünün siyasi uzantısı, kararların kandilden alındı vesaire. Şimdi arkadaşların Altan Bey'in, Ayhan Bey'in ifadeleri yani Taceddin Bey'in dediği gibi siz oradayken bunu yapacaktınız. Yani bu neye benziyor? Bu bizim şu anda işte AK Parti'den ayrılıp da parti kuran arkadaşlar konuşuyorlar. O kadar çok konuşuyorlar ki ben o partide aktif olarak bulunan bir insanım. Bu arkadaşlar parti içindeyken Benzer hiçbir uyarıda, hiçbir ikazda bulunmamışlardı. Şimdi partinin dışında çıkınca konuşmaya başladılar. Şimdi bu arkadaşlar da, yani bu o parti, katılıyorum yine ben Taceddin Bey'e. Tamam. Hedefi belli bir parti. Terör örgütünün güdümünde belli bir emperyalist projenin uzantısı, maşası. Ve maalesef bu partide, yani hani Levanten dükkanında besmele lafası derler ya bazen... Şimdi Altan Bey gibi efendim Ayhan Bey gibi yine bir baş örtülü bacımız var orada. E bunlar kusura bakmasınlar. Bunlar aslında PKK tarafından, HDP tarafından vitrinde dindar insanlara karşı gösterilen, kullanılan e, yani elemanlar dışında herhangi bir fonksiyonları yok. Yani Altan Bey ben diyor işte içerideyken de söyledim söyledim ama e dışarıdayken istifa ediyorsun. Şimdi e, bir defa ben şundan da rahatsızım açıkçası. Yani e, evet milletvekili seçiliyor, dokunulmazlık alıyor. Suç varsa evet suçun e, ferdiliği, e, şahsiliği esastır. ferte cezalandırılmalı. Ama 60 küsur belediye başkanını FKK terör örgütüne destek oluyor diyerek görevden alıyoruz. Yerine kayyum atıyoruz. Peki bu partiye senede 50 milyon civarında hazine para yardımı yapıyor. Bu paranın değişik yollarla PKK'ya gitmek PKK'ya gitmediyne malum ve bu partinin yine PKK'dan talimat aldığı bilinen partinin bir adamı mecliste e, başkan vekili olarak meclisi yönetiyor. Altına kırmızı plakalı arabalar veriyorsunuz, veriyoruz. Ondan sonra da PKK'nın uzantısı HDP vesaire. Şimdi burada aslında siyasi partiler yasasında Türkiye'nin çok ciddi bir değişiklik yapması gerekiyor. Yani bu, böyle bir siyasi parti hiçbir demokratik ülkede hayat hakkı tanınan bir parti değildir. En son Batasuna işte biliyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile haklıdır diye kapattı. Ama ben söylediğim gibi partilerin kapatılmasından yana değil. Yani o noktada çözüm ne olacak? Yani yani o noktada yapacağız. çözüm işte siyasi partilerde şimdi yani e, e, denetimin bir defa çok ciddi bir şekilde olması lazım. Seç e, Bir defa eee Bugünkü şeyin e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında var. Efendim milletvekillerini genel başkanlar belirliyor, halk niye belirlemiyor? Son seçimde, <laughs> halbuki ya, <laughs> sana Kenan demezler abi. mi? Sen son seçimde bütün adayları sen belirledin. Şimdi mesela siz e, milletvekilini doğrudan e, parti üyesine bir de ayrıca tercihli sisteme getirin. Bu milletvekillerinin çoğu Karopayan, Diyarbakır'dan milletvekili seçilebilir mi o zaman? Seçilebilir mi? Hiçbir yerden seçilemez. Seçilebilir mi ya? Hiçbir yerden vatandaş gidip de onu tercih ederek milletvekili yapmaz. Dolayısıyla önce siyasi partiler kanunu değişiklik yapmak lazım ve bu şekilde teröre doğrudan destek veren, yani kınasın mırasın diyoruz yarın kınayabilirler de ağızlarıyla kınabalığın hiçbir önemi yok. Önemli olan takip ettikleri tıpkı belediyeleri nasıl takip ediyor devlet ve nasıl şu anda bakınız e, Diyarbakır anneleri. Bakın Diyarbakır anneleri bence HDP'ye e, bu siyaset tarihinde siyasi ömrü boyunca en etkili darbeyi vuran Diyarbakır anneleri olmuştur. Hatta PKK ya. Kürt anneleri, PKK'ya tabii. Kürt anneleri ilk defa çıktılar meydana. Bizim evlatlarımızı HDP daha kaldırıyor diyerek HDP'nin önünde çadır kurdular. Ve şu anda yüz küsur, geçen hafta bir çocuk daha teslim oldu. Şimdi dolayısıyla e, HDP'ye her ne kadar evet yasalara göre siyasi bir partidir ama meşruiyet kazanabilmesi için bir defa terörle arasına mutlaka mesafe koyun. Bu parti koyabilir mi? Kan dille olduğu sürece koyamaz. Şimdi Tan onu söylüyor. Şey de onu söylüyor. Ayhan Bilgen de onu söylüyor. Ama siz o partiden iki defa üç defa milletvekili seçiliyorsunuz. Ve yine o tarafın tercihiyle seçiliyorsunuz üstelik. O zaman demeliydiniz ki benim parti tabanı beni istiyorsa, ben dışarı çıktıktan ben sonra milletvekili, Hayır, evet. parti tabanı istiyorsa, seçmen istiyorsa ben olacağım diyebildi mi hiçbirisi şu anda. Gerçi hiçbir siyasi partide hiç kimse demiyor da. Ama bu iddiada bulunanlar parti işte şiddetle arasına bilmem mesafe mesela benim önümde bir üçte şeyleri açıklamaları hem hem tanım. Şimdi bu parti bir defa e, emperyalizmin bölgede kurguladığı senaryoyu gerçekleştirebilmek için efendim kullandığı PKK'nın uzantısı, terörün uzantısı bir partidir. Bunu artık herkes, bunlar da ilk defa güya eski milletvekili olarak açıklamış oluyorlar. Bunu artık herkes biliyor, devlet de biliyor, takip de ediyor. Devlet evet terörü daha da bitirmek üzere. Çok az kaldı. E dışarıda mücadele devam evet. ediyor. Karşısında Amerika var. Orada YPG'yi efendim ee, meşru bir güç haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Şimdi bu noktalarda bakınız Ermenistan meselesinde bile dört parti CHP'de ortak bildiriye imza atarken HDP ortak bildiriye bile imza atmıyor. Dolayısıyla yani HDP'nin bir defa millet nezdinde meşruiyet kazanabilmesi için parti olması lazım. HDP şu anda bir siyasi parti değildir. HDP şu anda PKK'nın kandilin emrinde bir siyasi organizasyondur. Ve maalesef Türk Anayasası, Türk efendim seçim ve siyasi kan partiler kanunu da bu şekilde devam etmesine izin vermektedir. Yanlıştır. Yanlıştır. PKK terör örgütüne karşı, karşı geçi sadece onlar değil. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanı bile YPG'yi terör örgütü olarak görmüyorum diyor. Selin Sayakböke'nin Böken'in açıklamaları. Evet. Görmüyorum diyor. Elimizde belge yok, belge yok, bilgi yok diyor. Böyle bir siyaset olabilir mi? Binlerce insanın katili çoluk çocuk demeden bakın. Her şey bir tarafa bakın. Şu anda Diyarbakır HDP'nin önünde yüz küsur insan benim çocuğumu HDP kaçırdı. Efendim kanlı eylemlerde kullanıyor diye bizzat yüreği yanan anneler babalar orada. Bırakın şimdi delili vesaireyi. Ve her şeyi yine bir kenara bırakın. Amerika Birleşik Devletleri güya bizim stratejik ortağımız. Sen Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı önce isim değiştir Suriye Demokrat Güçleri diyerek e, alfabeyle e, oyna. Ondan sonra %99'u PKK teröristi yine kandilden idare edilen getirsen Amerikan Efendim devletinin e, şeyle olduğu bir şirketle anlaşma yap. Devlet kurmaya çalış. Ve ondan sonra da HDP bu siyasi bu oluşumun destekçisi olarak Türkiye'de meşru bir parti olsun. Ben söylediğim ve meşruiyetini kabul etmiyorum ve ben o milletvekili o meclis başkanına kırmızı plaka verilmesini arkadaşım kabullenemiyorum. Bu partiye senede 50-60 milyon Türk lirası bizim vergilerimizden hazine yardımı yapılmasını kabullenemiyorum. Millet de kabullenmiyor. Ve göreceksiniz bu Diyarbakır annelerinin başlattığı bu o, eylem var ya. Bu eylem anayasa mahkemesinin de efendim diğer mahkemelerin de vereceği karardan daha etkin bir şekilde HDP'nin oylarını aşağı çekecektir. Çünkü artık vatandaş uyandı. Terör örgütünün seçmen üzerindeki baskısı son 4 yıldır sıfıra indi. Eskiden vatandaşı etkiliyorlardı. Baskı yapıyorlardı. Ben hatta bir Batmanlı bir vatandaş. Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce demişti ki bak göreceksiniz dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimine Güneydoğu'dan daha çok oy çıkacak. Yani nasıl dedim? Şöyle dedi. Eskiden dedi PKK baskı yapıyordu. Vatandaş korkusundan veriyordu. Şimdi artık devlet kovalıyor. PKK'nın etkisi kalmadı seçmen üzerinde. Ve hakikaten de Tayyip Başkan Tayyip Başkan Erdoğan'ın seçiminin sağlayan asıl oylar Güneydoğu'dan geldi. Yani artık Güneydoğu'daki vatandaş da uyanıyor. Yalnız şunu da bizim e, hem muhafazakar politikalar hem yani siyaset yapan herkesin yani Kürt kimliği üzerinden Güneydoğu'yu aşağılamak üzerinden vesaire politika yapmayı söylem bir kenara bırakıp yani onlarla birlikte olmanın artık gereklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Var, var mı hocam? Türkiye'de Türkiye'de Kürt sorunu ben kaldığına inanmıyorum ama terör sorunu var. Ne var, var mı efendim? Var İstanbul'da. Üzere. Yani var mı? kürt ve doğuyu aşağılayarak siyaset yapan Türkiye'de e var da O kadar var ki. Ve bunlar alınıyor. Münferit de olsa o tarafta kullanılıyor. Bak sizin hakkınızda şunu söylüyorlar, bunu söylüyorlar. Var. Var. Az değil. Bu noktada son olarak Taci taçlı size bir abi. söz vermek istiyorum. Eee HDP ile ilgili. Az önce önemli bir noktaya değindi Resul Bey. Şimdi e, siyasi partiler kanunuyla ilgili bir düzenleme gerekiyor dedi ama ben olaya şuradan bakmak istiyorum. E, özellikle o araçlara binip gitmeleri çok kanıma dokunuyor. Dedi ki vatandaştan da gelen e, bu tür birçok tepki var. Şimdi biz siyasi partiler kanunu düzelsek dahi e, işte o anneler HDP Diyarbakır İl Binası önündeki bekleyişine devam ediyor. Ve anne diyor ki benim oğlum buradan içeri girdi ve ben bir daha kendisini göremedim. Bu HDP binasından daha taşındı diyor bu çocuklar. Hı. Ee, bu kanun değiştirsek dahi biz bunu önleyebilecek miyiz? Tabii yani HDP'nin e, meclisteki varlığı devam ettiği sürece e, kanun değiştirerek bu önlenir mi? Tabii ki önlenir. Yani her şeyden evvel yapı çok amorf onu söyleyeyim yani çok değişik. Şimdi halkın aklı gözündedir. Siz bir adama gayrimeşru diyorsanız bu adamın sokağa çıkma yüzü olmaz. Olmaz yani. Adamın adını çıkartırsınız. Bir şey adam çıktığında millet bakar. Bir yandan diyorsunuz ki hocamın dediği gibi altında kırmızı plaka var. Bir yandan diyorsun kardeşim sen ne meşhur, gayrimeşhurusun. Birincisi buradaki bu şey paradoksu bir çözmek lazım. Evet. İkincisi böyle bir düzenlemeyle bu iş çözülür mü? Valla ben şunu bilir şunu söylerim. Memlekette hakikaten kavmineci bir ekrada Haksızlık eden bir sistem, bir yapı vardı. Yok, yok diyen çarpılır. Evet, tabii, Neler yaşandı var. memlekette? vardı bitti. Neler yaşandı? Yani bitti mi onu da bilmiyorum ama en azından şu Bitmeye anda yakın, hakim oranı. değil. Evet hakim değil. Hakim değil. Bununla birlikte e, bir takım yanlış sahalarda e, çözümü aramış insanlarımız da olabilir. vardır. Olmuştur zamanında. Dendi ki arkadaşlar. Geliniz, biz size meşru siyaset içerisinde bir alan açalım ve siz buraya giriniz. Silahınızı bırakınız ve giriniz. Bir zaman elini almış olanlar da dönsünler, nadim olsunlar. O hesabı bir görelim. Varsa bir cürmün yani bir katle falan karışmadıysan ona göre görelim. Gel ve bu sahaya gir ve meşru siyasetin bir aktörü ol. 2015'te Dendi. denendi. Evet, denendi. Süreci. Şu anda Türkiye siyasetinde maalesef şöyle bir noktaya geldik. Yani ben bunu büyük bir fitne olduğunu düşünüyorum ve hani çok vaktimiz olmadığı için oraya girmeyi düşünmüyorum ama FETÖ'nün başarılı olduğu şeylerden birisi. Yani Kürt halkında Türk milletine yönelik bir genel hayal kırıklığı vardır. Yani biz sizinle bir müşterek paydaydık. Siz bizi aşağıladınız, kullandınız. Şu böyle bir psikoloji maalesef var. Bununla birlikte Türk halkında da bir aldatılmışlık şeyi çıktı ortaya. Ya kardeşim bak biz size böyle böyle bir alan açtık. Siz hala da hendek mendek gazını sürdü. Ya bu yayıldı ve cari hale getirildi. Bak yapamıyorsunuz siz, siz. boşanına getirildi. Şimdi siyasi partiler kanununda yaşanacak bir değişiklikle bu iş düzelir mi düzelmez mi? Elbette düzelir. Düzelmesi en mümkün tarafı da şu olur. Efendim meşru siyaset sahası. Çünkü meşru siyaset nerede başlar hocam? Hani bir yerde teritoriyeli hakimiyetinizi sağlarsınız, hukukunuzu tesis edersiniz, silahlar bırakılır, siyaset başlar. Evet. Silah varken siyaset yok. Silah varken siyaset var diyenle, fokocu teröristlerle falan tartışırız. O ayrı bir mevzu. Yani hiç ben o tezvirata gelmem. Şimdi nasıl engellenir mevzusuna geldiğimizde tam olarak şuraya geliyoruz. Meşru bir siyasal aktör olmanın yolu bellidir. Çok Amerika yeniden keşfetmenin alemi yok. Ya meşru bir siyasal aktör ol, yahut Yok ol Türkiye siyasetinde. Bunu yok etmek mümkündür. Hem bir yandan büro açacaksın, ofis açacaksın. Belediye başkanı olacaksın. Sana devletin verdiği griderle mayın tuzaklayacaksın. Yani bu amor saçmalığı, eşi benzeri görünmeyen saçmalığı bir defa bir sonlandırmak lazım. İkincisi şuraya geldik hatırlayacaksanız. Tekrar edeyim. Şu konjonktürde devletin bu kadar müteyakkız olduğu, dış güvenlik kaygıları çektiği konjonktürde HDP'nin şu andaki bu şımarık layus el siyasetini alan yok Türkiye'de. Bunun sınırlarını belli edecek en azından bu kadar şımarmamasını sağlayacak HDP sonrası bir çünkü HDP'nin ömrünün ben çok uzun olacak kanaatinde değilim. Ondan sonra çünkü be, hocama da o noktada iştirak etmiyorum. Ben HDP'nin ivedilikle kapatılması gerektiğine inanıyorum. İvedilikle kapatılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü HDP'yi kapatamamak bize aynı Ayasofya'yı açamazsınız gibi bir şeydir, bir psikolojidir. Yani Ayasofya'yı neden açamazsın, yapamazsın kardeşim o kadar muktedir değilsin diyor adam. HDP'yi de kapatın. Resul Bey hemen döneceğim size. Resul Hı. Bey o noktada e, şunu diyor, kapatılacak bir daha açılacak. Işte. Başka bir şey olarak açılsın. Baş ama o zaman yine tekrar kapatılsın. Yani yeniden bak. el ele göreceksek görelim ama nikahlı olun diyor. Bu şöyle olan. Münasebetiniz affedersiniz. Münasebetiniz adam gibi olsun. Abi, tabii be, affedersiniz. Şimdi bakın çok kısa 2000, evet, hemen, 2008 Ramazan yılında 2008 yılında AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Para cezası verildi. Hı. Şimdi bunlara mesela bugün Garo Paylan mıdır ismi nedir bu arkadaş gitti Türkiye'yi şikayet ediyor. Şimdi bu adamı anında işte şimdi siyasi partilerin yasakları diye bir yasaklar manzumesi vardır siyasi partiler kanununda. Maalesef bu terör örgütleriyle ilgili genel ifadeler var. Bunları attığı her adımın aslında suç olduğunu tespit edip anında bu milletvekillerini durduracak ve takip ettikleri şu andaki politikayı değiştirecek şeyi siyasi partilerin yasakları arasına koyup cezalandırmayı peşine yaptığınız zaman parti büyük oranda yani milli politikalara karşı çıkacak şeyden kurtulur. Ha, yine oralardan emir alır bağlantısı vardır. O ayrı bir konu. Ama siz millet meclisinde 5 yıldır görev yapacaksınız. Gidip Türkiye aleyhinde konuşacaksınız. PKK terör örgütünü efendim e, kınayamayacaksınız. E, a, a, tam tersine ona destek vereceksiniz. Ve öyle cezasız ben dokunulmazlık var. Hayır kardeşim. Orada dokunulmazlık falan değil. Bu konuda sert yaptırımlar getir. Bu şeyler biter. Ramazan evet. Tamam. Şey ben diyorum. evet sadece Taceddin Hocam'a e, ekleme yapacağım. Burada Sağ evet HDP ya da işte PKK sorunu ya da Kürt sorunu ya da daha da ötesi terör sorunu nasıl bitirilir? Aslında burada evet şu anda HDP'ye yükleniyoruz. Hepimiz HDP'ye yükleniyoruz. Haklı gerekçelerimiz var. Evet HDP her geçen gün meşruiyetini kaybediyor. Evet siyaset doğası itibariyle teröre, teröre ve şiddete karşı olmayı gerektirir. Burada bence Türkiye'nin son dönemde yaşadığı en etkili hadiselerden birisi evet Diyarbakır anneleriydi. Diyarbakır anneleri aslında bize PKK'nın e, hatta HDP'nin nasıl bitirilebileceğini gösterdi. Biz şu ana kadar e, Resul hocama ben katılıyorum orada. Şu ana kadar işte aynı şey Milli Görüş Partileri içinde yapıldı. Aynı şey Kürt Partileri içinde yapıldı. Bir şekilde müesses nizama tırnak içinde karşı olan her partiyi kapattık biz. Partiler de yeniden kurulmaya devam etti. Ya burada terörle mücadele etmesi gereken devletin bir zatiyi askeri, güvenlik güçleri. Eğer Türkiye'de asker, işte güvenlik bürokrasisi terörle mücadele mücadelede başarılı olduğu anda HDP ya da herhangi bir parti ister istemez şiddet ve terörle arasında mesafe koymak zorunda kalacak. Kaldığı anda da zaten partiyi kapatmaya gerek kalmayacak. Ben de HDP'nin kapatılmasına gerek yok. Zaten toplum HDP'yi kapatıyor. Ya sadece bu eğer siz e, şiddetle aranıza mesafe koymazsanız evet biliyoruz ki HDP zaten bunu HDP'li yöneticiler de işte Ahmet Türk'ün geçmişteki açıklamalarına bakın zaten e, PKK'yı destekleyen kesimden PKK ile işte bir bağ olduğunu itiraf eden tonlarca açıklaması var. E, burada eğer devlet ya da güvenlik bürokrasisi e, terörle baskın bir şekilde mücadele yaparsa HDP de zaten ya kendini tasfiye edecek ya legal siyaset, meşru siyasetin zeminine dönecek ya da işte farklı bir isimle. İşte Komünist Parti gibi evet, öyle. Evet. Şimdi Marginal bu noktada bir izleyicimiz kalıyor. der ki e, Avrupa'da olsa İngiltere'de veyahut da işte Almanya'da gibi bir parti olsa ve ülkeyi bölmeye çalışsa e, siyasi hayatına devam edebilir mi? Olabilir. Olamaz. Bizdeki olduğu gibi Olamaz. olamaz. Ya bölmesine gerek yok. NPD diye bir parti vardı Almanya'da. Nerede NPD? Ya NPD'ne kimse evet. Almanya'yı bölmek gibi bir şey yoktu ki tam tersi Almanya'yı büyütmek gibi bir projeksiyonu vardı. Hayır. Dendi ki sizden fazla nazik kokusu geliyor. Sonuç belli hocam. Avusturya'daki evet. muhafazakar Parti seçimi kazandı, kapattılar ya. FPÖ kapatılmadı da, da iktidardan, iktidardan indirdi. Iktidardan yani oralarda yani. tekrar partiler kurulup meclise giremiyor mu durum nasıl oluyor? Yani biz bizde işte biz kapatıyoruz tekrar 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 kuruluyor tekrar kapatıyoruz tekrar kuruluyor. Avrupa'daki durum onların Biz tekrar, tekrar parti kurulmasına, parti kurulmasına engel mi? Frenleyemediğimiz için tekrar tekrar Hı -hı. kapatıyoruz. Frenleyecek müeyyideleri önünüze koyduğun zaman yapın. Bakınız mı? Siyasi Partiler Kanunu'nda mesela yasakların birisi hiçbir siyasi parti kesinlikle hilafeti savunamaz diyor. Bir parti çıksın şimdi halifeliği getireceğim diye bir söz etsin. Ertesi gün o parti dünya kıyamet kopar burada. Aynı şiddette sen teröre karşı müeyyideyi uygula, o da yapamaz o işi. Dolayısıyla bence siyasi partiler kanunu demokratik bir kanun değil. Seçim kanunu da öyle. Bunların demokratikleşmesi ve bu milli meselelerde işte terör, ya silah şiddetle bir defa arasına şey koyacak, şiddeti tasvip ettiği anda müeyyideyi basacaksın. Yoksa işte bak beş tane parti oldu ya. Bugün kapatsak yarın yine sabıkası olmayan 30 kişi dilekçeyi verince parti kendiliğinden kurulmuş oluyor. Sıkıntı yok hocam. Evet. Kurulsun. Kurulsun ama adam gibi kurulsun. Yani. Alışacaklar Biz diyorsunuz. Biz Türkiye'de Kürtleri primer, öncelik yapan i̇şte, bir siyasal akıl olmasın demiyoruz zaten. Işte, tabii olabilir. Ama de. şu hukukundan evet. beter şeylerle adı çıkmış adamlar siyasetin vitrininde olmasın. Hayır. Yani siyasi söylem olarak her şeyi söyleyebilir demokratik siyasette. Ama şiddete başvurduğu an şiddeti tasvip ettiği an orası kırmızı çizgidir. Yoksa yani İngiltere'de şeyi de e, Hocam her şeyi söyleyebilir. karşı da partiler varmış galiba. Her mi? şeyi söyleyebilire katılamıyorum. Yani mesela şu gün parlamentoda bir çıksa dese ki Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri Mehdi'dir. Yani, yani PKK ne zamandan beri FETÖ'den daha meşru bir terör örgütü? Evet. Değil mi? Evet. Aslında Doğru eski askerlerin yani, eski açıklamalarına bakarsanız derken, irticayı diyordu, şey olurdu, terörden yok. önce değerlendiriyordu. Hatırlarsanız. Hayır yani FETÖ, FETÖ ne zaman bir... yani PKK ne zamandan beri FETÖ'den daha meşru? Hı, Hı Bunların ikisi de eşit derecede meşruysa bunların ikisine de eşit derecede konuşmama evet. iki eşit derecede oksijen. Her şey verecek. konuşulmamalı. Oksijen de minimal oksijendir. Ya bu bayat kalmaz yani. Bu, Tacit Bey. yani PKK terör örgütüdür. Devlet bunu tespit etmiştir. Mahkeme bunu tescil etmiştir. Yani yasadaki madde ki PKK'yı tasvip edene anında ceza verilir. Bitti. İster FETÖ için kullan, ister başkası için. Yani dolayısıyla bizim şu anda e, yani siyasi partiler kanunumuz bu tür parti var. Türkiye'de Komünist Parti de var mesela. Halen faal ama yani marjinal bir şey olarak duruyor. Eylem. Eyleme geçtiği anda suç oluşur. Şiddet tasvip ettiği anda suç oluşur. Evet. Yani, evet, evet. Evet ekleyecek var mı bu konuyla ilgili? Evet, bolca da konuştuk zaten. Şimdi e, bir başka konuya geçelim. E, bir önce önümüzdeki bölümde devam edeceğiz. Bir 8 dakika, 7 dakikamız kalmış hatta. E, AYM, Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın e, açıklamaları vardı. E, Tacikliğim Bey bu noktada yine sizinle başlayayım. O, Kısa bir giriş yapalım. Buna ikinci bölümde, 3. bölümde devam edeceğiz. Işıklar yanıyor, Twitter zaten artık bunu e, biliyoruz. Benim bir kötü niyetim yok dedi. Hemen peşinden yapılan açıklamaz. Yaptığı açıklama bu şekildeydi. Tab ee, tabii ben burada size şunu sormak istiyorum e, ee, Bey. Bir AYM üyesinin bunun ne anlama geldiğini bilmeme ihtimali var mı? Ya aleyküm. Kör kadı bu her şeyde. Var mı? Eğer o kadar saf ve kafası çalışmayan bir adamsan in o koltuktan. İn. Çünkü sen memleketin en arif adamlarından, en akıl adamlarından oluşan bir yani Ali Divan'ın üyesi olması gerekiyorsun kardeşim. İn. Çalışmıyor kafan demek ki. Şimdi buradaki mevzu bence son derece açıktır. Türkiye'de e, siyasetin objesi ve subjesi birbirine girdi artık ve Türkiye'de askerler çok şükür bir kenara çekildi, siyasetten heveslerini çektiler dedik, yandık yani. En azından adamların belli bir <laughs> askeri şeyi vardı, ciddiyeti vardı siyasetle ilgili. Disiplin vardı. Disiplin bir etkili vardı. Evet, Tabipler vardı. odasından, varodan carttan curttan yani siyaseten aktif formal siyasetin içerisinde kör olması gereken adamlar. Kör. Görmeyecek orayı. Yani o saha içerisinde o tabela altında rey sahibi olmayan adamların hepsi siyasal aktör olma hevesinde adamlar olarak çıktı karşımıza. Ya kardeşim Engin Yıldırım ben sana demiyorum siyasetle uğraşma. Uğraş ama arkandaki tabelayla uğraşma. İn ondan sonra görelim ne budun ne. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Yani nedir bu Barolar Birliği'nin şuyun buyun falan filan ve karşımıza öyle saçma bir şey çıkıyor ki. Efendim bir de sanki yani siyasetin teorisinden bir onlar haberdar hepimiz bir haberiz. Adam gelmiş bana diyor ki yayında efendim diyor Barolar Birliği içinde siyaset seçim olan bir organizasyondur. İçinde seçim olan her yerde siyaset meşrudur. Doğru intra siyaset meşrudur. Yani bir klik kurarız, adayımız sen, siz olursunuz, ben sizle müttefikimdir, size karşı yarışırız, kazanırız, kaybederiz. Bu intrainstitüsyonel siyasettir. Bu ne saçmalık yani sen baro evet. olacaksın, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesiyle ilgili rey beyan edeceksin ha? Diyanetle ilgili açıklamalar Diyanetle yapacaksınız, açıklama Kur'an'la yapacaksın ilgili açıklamalar falan. yapacaksınız. Şimdi burada, yok efendim, falanca savcının filanca baro başkanının, falanca tabipler birliğinin, anayasa mahkemesinin bilmem nesinin, falanının filanının, cartının, curtunun bu konularla alakalı çok konuşuluyor oluşu hep aynı arazdan ortaya çıkıyor. Türkiye'de siyasetin objesi ve subjesi farklı yerlere gitti, şaştı. Türkiye'nin Nasıl oldu bu onu da konuşmak lazım. Nasıl oldu çok bellidir. Türkiye'de siyaset mecliste yapılan bir şey hiçbir zaman olmadı. Yani Kemal Alem Kılıçdaroğlu Alem ol dedim, o da <laughs> bir başka sıkıntı. Başka bir şey. ee, parlamenter sisteme dönelim derken siz gerçekten siyaseti parlamentoda arayan bir adamın söylediğini mi düşünüyorsunuz? Siyasetin sonuçlarını sokakta bekleyen bir adamdır. Adalet diye yürüdü ya. Şimdi e, dolayısıyla Türkiye'de e, bizim anladığımız anlamda parlamenter, demokratik siyaset içerisinde bir çözüme ulaşma imkanı olmayan herkesin farklı enstrümanları, farklı materyalleri devreye soktuğunu, sokacağını biliyoruz. Yani bunu tekrar tekrar konuşmanın alemi yoktur. O anlamıyla bu iş buraya nasıl geldi diye sorarsanız, valla şeyden gelmeye başladı. Rahmetli Menderes zamanında cübbelerini giyen hocalar çıktılar dışarıya malum. Evet. Ha, o zaman ilk başlangıcı da değildir ama bugüne ait bir araz değildir. Ancak bugüne bakiyesi kalan en önemli evet. şeyler bunlardır. Sen bir Anayasa Mahkemesi azasısın. Kafan o kadar çalışıyor, çalışmıyorsa oraya gelemezdin. Eğer çalışmıyorsa in, çalışıyor da yaptınsa yine in. Ama alakulliah o koltuktan in efendim. Bu kadar. Yani yine burada bir bir iktidara bir ders verme, bir şeyler ifade etme, bir şeyler anlatmaya çalışma. Kapı kapalı kapılar ardından bir şeyler Bakın, söylemeye çalışma. Bakın biz biz o anlamıyla ben demokrasiyle sorunu olan bir adam değilim. Yani birisi çıkıp Tandoğan Meydanı'na Taksim Meydanı'na ben açlık grevi yapıyorum bunun da yani müsebbibi Tayyip Erdoğan'dır ve ondan nefret ediyorum dese derim ki hakkı. Hakkıdır bu adamın. Evet. Hakkını yerine getiriyor. Fakat evet. sen bir şekilde getirildiğin Ali bir makamın yetkilerini suistimal ediyorsan 15 Temmuz gecesi milletin üstüne ateş eden askerle aynı şeyi yapıyorsun. Şey olarak, teknik olarak. Nedir o? Kendinde olmayan bir güç sana devlet erki tarafından verilmiş. Asker sen silah hukukçuysan hukuki yetki ve bunun içerisinde sen sahip olmadın. Siz Engin Yıldırım tanır mıydınız? Hayır. Siz tanır mıydınız? Nereden tanırız biz? Birden tanır hale geliyorsun. Evet. Muktedir hale geliyor. Seni muktedir hale getiren sisteme ihanet ediyorsun. Ve hangi güçle? O sistemin gücüyle. Dolayısıyla bizim bunu konuşmak, konuşmak gibi bir lüksümüz yok. Bu bir suistimaldir. Allah bu suistimali hevesli adamları görüyoruz. Böyle Ahmet Necdet Sezer'i ne kadar anıyorsa bu millet. Bu adamları da bu kadar anacak. Bunlar renksiz tiplerdir. Siyasi hiçbir karizmaları yoktur. Hiçbir çapları olmadığını da görüyoruz. Çapı olan adam arkasını doldururdu biraz. Bomboş, saçma sapan bir şeydi yani. Ortalığa bir renk getirdi. Engin Yıldırım diye bir adamı hepimiz duyduk. Bir hafta Türkiye'nin en popüler adamı. İkinci hafta adını unutacağız. Programda aynen şöyle bir diyalog geçecek aramızda. Bir tane anayasa mahkemesi şeysi vardı ya adı neydi Erkan Bey diyeceğim. Siz de neydi bir bakacaksınız Google'a falan. Böyle çözeceğiz. Bu kadar. Ama bu araz kabul edilebilir bir araz değil. Türkiye'de siyasetin objesinin ve subjesinin tekrardan sağlıklı bir zemine oturması lazım. 8 dakikayı doldurayım diye uğraştım baya. <laughs> Artık birkaç saniyemiz kaldı ve onu da ben doldurayım. <laughs> ee, teşekkür Çok ediyorum. Iyi. Kaldığımız yerden <laughs> devam edeceğiz. Konuşmaya tekrar e, esas meseleyi bu bölümde noktaladık. Saat başında tekrar buradayız. bitti. Tatil dönüşüydü, tadilattı, okuldu derken masraflar da iyice arttı. Masraflar arttığı zaman kredi nereden alınır? Kredi finansçıdan alınır. Aylık yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranları ve 3 ay erteleme imkanıyla ihtiyaç krediniz QNB Finans Bank'ta. Siz de cep şubemizden qnbfinansbank.com'dan ya da çağrı merkezimizden hemen başvurun, onaylanan kredinizi anında kullanın. Q Yeni sezon tüm mağazalar ve online'da. Aşkım orada bana bir domates versene. Ben. Dolap da bomboş. Ali, reklamdayız. Ne ya? Reklamdayız. Ya yani ne istesek olur. Ne istiyoruz? Bir şey mi istiyorsun? Koskoca market şu telefona sığsın. Binlerce ürün arasından ne ararsan bulayım istiyorum. Başka? Meyvenin, sebzenin taptazesine... ...bebek mamasının da organi gelsin istiyorum. Tabii tabii. Her şey titizlikle korunsun. Soğuk zincirle tam zamanında gelsin istiyorum. Muhteşem ya. Bütün bunları da market fiyatına alalım tam olsun diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? İyi günler. Reklamdan değil, gerçekten uzmanı seçsin. Titizlikle korunsun. İste gelsin, çok süper market. Nasılmış? Allah çok iyiymiş. Monoblok PVC pencerenizin içinde yazan kodu aktivasyon altını arayarak aktive edin. Garantili pencere kullanmanın keyfini sürün. Ersaş ben. Son moda bellonalar yılın son fırsatlarıyla karşınızda. Yeni yıla girmeden %50'ye varan indirimler Bellona'da da sizleri bekliyor. Üstelik yapacağınız belirli tutardaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Maksimuma özel ayrıcalıklarla. Yakışır bana bellona. Ersaş Ben Monoblok UPVC pencerenizin garanti aktivasyonunu müşteri hattınızı arayarak yapın. Garantili pencere kullanmanın keyfini Ersaş Ben'le sürün. Ersaş Ben. Mis gibi hayat. Gölet kenarındaki bahçenizle güne başlamak, geniş terasınızdan dünyayı kucaklamaktır. Mis gibi hayat. Her an yeşil ve mavi ile buluşmaktır. Mas mavi gökyüzü altında açık hava odalarında vakit geçirmektir. Mis gibi hayat panoramik şehir manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmaktır. Ve tabii tüm bunları yaparken 7'den yetmişe bir arada olmaktır. Mis gibi bir hayat yaşamanız için sizi Sur Yapı projelerine davet ediyoruz. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. insan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter. Bu hafta avukat yazar Hayati İnanç kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 20.15'te 24'te. Torunoğlu'nun yöresel ve natürel lezzetleriyle tanışın. Hepsi Anadolu tadında. Şimdi bir tıkla kapında. Torunoğlu. Adıyla istenir, tadıyla yenir. Yeni bir güne uyanmak güzeldir. Çamlı vadide uyanmak ayrıcalık. Doğaya dokunmak güzeldir. Hayatı kucaklamak ayrıcalık. Yola çıkmak güzeldir. Hayallere ulaşmak ayrıcalık. Dost edinmek güzeldir. Hatırlanmak ayrıcalık. Şık olmak güzeldir. Asalet ayrıcalık. Ev sahibi olmak güzeldir. Çamlı Vadide olmak ayrıcalık. Avrupa konutları olarak Hayatları güzelleştirmekle yetinmiyor, onlara ayrıcalık katıyoruz. Yaşamak güzeldir. Çamlı Çamlıvadi'de yaşamak ayrıcalık. Avrupa Konutları Çamlıvadi. Hibiskus, meyan kökü, limon, elma, siyah havuç. Ne kola ne gazoz. No-On, Türkiye'nin yeni gazlı içeceği. Milletçe içiniz, rahat içiniz. Doğal olarak Torku'dan. gazeteci yazar Esra Elönü 18 Ekim Pazar gününden itibaren köşe yazılarıyla Starcom TR'de. Herkes iyi uyusun, vücut direncini korusun diye Detox serisi yataklar şimdi %30 indirimle. Hemen istikbale gelin, güne yenilenerek başlamanıza yardımcı olacak özel Detoks yataklardaki bu avantajı kaçırmayın. Üstelik maksimum karta özel 18 aya varan taksit fırsatıyla. İstikbal. gibi hayat, gölet kenarındaki bahçenizle güne başlamak, geniş terasınızdan dünyayı kucaklamaktır. Mis gibi hayat, her an yeşil ve mavi ile buluşmaktır. Masmavi gökyüzü altında açık hava odalarında vakit geçirmektir. Mis gibi hayat, panoramik şehir manzarası eşliğinde günün yorgunluğunu atmaktır. Ve tabii tüm bunları yaparken 7'den 70'e bir arada olmaktır mis gibi bir hayat yaşamanız için sizi Sur Yapı projelerine davet ediyoruz. Sur Yapı, uygarlığın mimarı. Emlak Konut Bilgilendiriyor. Uluslararası geçerliliği olan Mavi Bayrak programı kapsamında Türkiye'de 2002 yılında 140 adet olan mavi bayraklı plaj sayısı 2020 yılında 486'ya ulaşmıştır. Türkiye bu sayı ile dünyada 3. konumdadır. Emlak Konut bilgilendirdi. her yerde iyi yapıyor. Yine erkenden işbaşı yapıyor. Evden iş yerindeki verilere güvenle erişiyor, satışını yapıyor. Hızlı ve güvenli internet var. Toplantılarda el sıkışmak yok ama çaylar yine karşılıklı yudumlanıyor. Evden şirket telefonuna bile cevap veriliyor. Bugünlerde burası hem makam odası hem çocuğun oyun odası. Türkcelli firmalar yine kesintisiz çalışabilsin diye Türkcell dijital iş servisleri işinizi evden yönetebilmek için de yanınızda. Ofislerde yeniden buluşacağımız günler pek yakında. Biz buradayız. Ama siz sokakları, toplu taşıma araçlarını, kısaca bir arada bulunduğunuz tüm sosyal ortamları ne kadar boş bırakırsanız hastaneler de o kadar boş kalacak. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz. Birlikte. keşifler, hesaplarını bilirler. Senin de kocaman hayallerin varsa, şimdi dijital kaşif olmanın tam zamanı. Üstelik Göreyumar soyunu seni bekliyor. Kuveyt Türk. Biz sizin için neler yapmadık ki? Şeker tarlalarımızın pancarından gelsin diye soyunu, sevgisini hiç eksik etmedik. Peki siz ne yaptınız? ortalığı birbirine kattınız. Elinize, yüzünüze bulaştırdınız. İyice ne de sıyırdınız. Ne de olsa biz bana dayı, siz afiyetle yiyin diye yaptık. Torku bana da. Yeni bir güne uyanmak güzeldir. Çamlı Vadide uyanmak ayrıcalık. Doğaya dokunmak güzeldir. Hayatı kucaklamak ayrıcalık. Yola çıkmak güzeldir. Hayallere ulaşmak ayrıcalık. Dost edinmek güzeldir. Hatırlanmak ayrıcalık. Şık olmak güzeldir. Asalet ayrıcalık. Ev sahibi olmak güzeldir. Çamlı Vadide olmak ayrıcalık. Avrupa konutları olarak hayatları güzelleştirmekle yetinmiyor, onlara ayrıcalık katıyoruz. Yaşamak güzeldir. Çamlı Vadi'de yaşamak ayrıcalık. Avrupa Konutları Çamlı Vadi. Son moda bellonalar yılın son fırsatlarıyla karşınızda. Yeni yıla girmeden %50'ye varan indirimler bellona da sizleri bekliyor. Üstelik yapacağınız belirli tutardaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Maksimuma özel ayrıcalıklarla. Müzik

Bellona'lar yılın son fırsatlarıyla karşınızda. Yeni yıla girmeden %50'ye varan indirimler Bellona'da sizleri bekliyor. Üstelik yapacağınız belirli tutardaki alışverişlerde yatak ve baza hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Maksimuma özel ayrıcalıklarla. Akışır bana Bellona. Artık saatlerimiz 22 oldu. Esas meselelerin 3. bölümünde devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı e, Twitter'dan paylaşımı konuşuyorduk. Ve yine Anayasa Mahkemesi üzerinden sohbetimize devam edeceğiz. Resul Bey size döneyim. Şimdi o e, olayın sonunda Anayasa Mahkemesi bir açıklama yaptı. E, ve dedi ki Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesi'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz. E, bu açıklamayla sorun çözüldü mü? Çözülmedi. Aslına katmerleşti çünkü e, Engin Yıldırım o, o Twitter'ı at tweet tweet diyoruz değil mi? Evet. <laughs> o tweet'i attıktan sonra aslında e, Türkiye'de kıyamet koptu. E, Taceddin Bey söylediği gibi bunun anlamını bilmiyordu. Efendim başka manada kullandı. Kendi yaptığı izahat gibi bunların hepsi. E, yani e, bahane. E, bal gibi ışıklar yanıyor e, mottosunun ne anlama geldiğini öyle bir mevkiye gelmiş insanın bilmemesi mümkün değil. Bal gibi biliyordu. Ve bu çok talihsiz bir tweet tweetti. Bunun artık e, lamıcı mı yok bu şahsın istifa etmesi gerekiyordu. Orada bulunması yani e, yüksek mahkeme pozisyonundaki bir kurumda seçilmiş atanmış bir insan olarak bulunması ve e, siyasete doğrudan böyle e, e, giriyor olması'nın e, karşılığı siyasete dönmesidir, ayrılmasıdır. Oradan bu arkadaşın istifa etmesi gerekirdi. İstifa etmedi ve mahkemenin e, henüz toplantıdan önce yaptığı biraz önce okuduğunuz açıklamada bence e, tabir biraz ağır olacak herhalde. Mahkemenin namusunu kurtarmaya yönelik bir şeydi ama kurtarmadı. Böyle bir mahkeme e, bu üyeyi en azından e, hakkında disiplin soruşturması açıp... ...mutlaka bir ceza vermesi ki bence de ceza değil... ...bu şahsın hiç kimsenin şeyine bakmadan e, ikazına, itirazına o görevi bırakması gerekir. Yoksa bu yol olur. Gerçi yol oldu. Yani kimi sivil toplum örgütleri, efendim kendisinde bir şey hisseden ve yapılan yorumlara bakıyorsunuz. İşte kendisini atayan Cumhurbaşkanı'ndan tutun. Kardeşinin ya da yakınının FETÖ'den yargılanmasına varıncaya kadar. Yani bu insan atanırken bunlar niye araştırılmadı da? Şimdi yok kardeşi yahut da yakını FETÖ'den tutukluymuş vesaire. Ben yine şu suçun şahsiliği üzerinden bir yakınının FETÖ'den tutuklu olması o insanı bence bağlamamalı. Onu asıl bağlayacak olan ışıklar yanıyor. Tehdididir. Bu açık bir tehdittir. Bu demokrat bir demokratik bir ülkede yenilir, yutulur bir tehdit değildir. İstifa etmesi gerekir. Etmiyorsa mahkemenin bence istifaya zorlaması gerekir. Çünkü bu aynı zamanda mahkemeyi de e, tövbe altında bırakıyor. Yani mahkemeden evet öyle bir genel kurumsal açıkma açıklama yapıldı ama e, diğer üyelerin farklı bir şey tweet atmayacağını bilemiyoruz. Bence diğer üyeler burada e, bu tweetle ilgili, bu tehditle ilgili görüşlerini o toplantıda açıklamaları gerekiyordu. O toplantıda bununla ilgili bir karar çıkmaması da bence mahkemeyi maalesef e, nasıl diyelim yani fazla da ağır konuşmak istemiyorum. E, tövmet altında demeyelim ama yani büyük bir soru işareti var orada. Neden bütün Türkiye bu o, tehditle uğraşırken mahkemeden onunla mahkeme toplantısından onunla ilgili bir açıklama olsun çıkmadı. Önce yapılan açıklama başkanlık açıklamasıdır. orada 16 tane üye var. Ne düşündüler bu o, tehditle ilgili? O toplantıdan herhangi bir netice çıkmaması da bence mahkemenin üzerine büyük bir soru işareti bıraktı. Dolayısıyla e, yani geldi şey sonunda e, Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin yapısını yeniden efendim gözden geçirmek lazım e, açıklamasına dayandı. Yani hakikaten öyle mi değil mi? Ben gerçi bu Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu 2010 e, şeyiyle, referandumuyla AK Parti döneminde yapılmış. Yani yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var mı yok mu orasını ayrıca tartışmak lazım ama bu yapılanmayı getiren de yine bu iktidardır. Oradaki üyelerin hemen hemen tamamına yakını birkaç tane kaldı zannediyorum Sezer döneminden kalan. Yani bu dönemde göreve getirilmiş. Bir de ben şunu da tabii çok anlamlandıramıyorum. Yani Anayasa Mahkemesi'ni bu tehditten sonra kuruluşundan başlayarak 2010'a kadar verdiği yani anti demokratik kararlar aslında vesayet sisteminin anayasa mahkemesi 1960 anayasasının... E, ...Türk demokrasisinde oluşturduğu oligarşik adacıklardan biriydi. Yani demokrasi üzerindeki e, sallanan kılıçlardan, e, tehdit unsurlarından, vesayet e, kurumlarından birisiydi. Fakat 2010 yılında sonra anayasa mahkemesinden yani e, artık... Eskiden o 367 kararında olduğu gibi önceki efendim refah fazileti kapatma kararında olduğu gibi hatta AK Parti kap kapatma davasında sanıklardan biri bendim o davada biliyor musunuz? 71 tane siyasi yasak istenen vardı. Bu sonra 11'e düştü. 11'in içinde yine ben vardım. Suçum neydi? Yeni Şafak'ta yazdığım yazılarla başörtüsünün bir insan hakkı olduğunu söylememdi. Bir asıl şeyde o gerekçeyi oraya yazmadılar ben Ankara'daki bütün zırhlı birliklerin Türk demokrasini tehdit ettiğini ve Ankara'dan uzaklaştırılması gerektiğini 2005 yılında söylemiştim. Asıl o sebeple beni oraya koydular. Çünkü vesayete karşı durmuştum. Bir hafta Türkiye beni konuşmuştu ve Genelkurmay tarihinde ilk defa iki gazeteciye, birisi bendim benim Münferit Hezeyan diyerek benim hakkımda basın bildirisi şey yaptı. Ve o anayasa mahkemesi yani o onu getirmediler ama asıl Yeni Şafak'taki yazdığım yazıdan dolayı üstelik milletvekiliyim, dokunulmazlığım var, fikir üyeti vesaire. Şimdi o dönem bitti. 2010'dan sonra biz a, a, anayasa mahkemesinde böyle antidemokratik kararlar görmedik. Yalnız şunlar oldu yani en son işte e, şehirler arası yollarda gösteri yürüyüş yapmayı öngören kanun maddesini anayasa mahkemesi iptal etti. Ben de doğrusu onu doğru bulmadım ve İçişleri Bakanı ona karşı bir açıklama yaptı. Yine bu Engin Yıldırım denilen üye bisikletle bisikletli bir poz koyarak karşı bir yine siyasi atak e, geliştirdi orada. Şimdi ben anayasanın anayasa, anayasa mahkemesinin 61'deki kuruluşundan 2010'a kadar gelen süre içerisinde vesayet sisteminin bir kurumu olarak gördüğü e, görevleri... Bence bugünkü tartışmanın dışında tutmamız gerekiyor. Bazıları yani birçoğu oradan başlıyor. Şunu verdi bu evet onu verdi ama e, yani meclis 2010 yılında böyle olmasın diye bu değişikliği yaptı. Artı yeni bir şey getirdi. Yani e, hukuk gitti vesaire deniyor. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel müracaat hakkı yine 2010 e, referandumuyla getirildi. Ve en son bu Ergenekon'dan vesaireden beraat edenler O bireysel haktan yararlanarak yani beraat ettiler. Hoş o davadaki e, davalıların hepsi bana göre masum değildi. FETÖ'nün kumpası maalesef yaşı kuru hepsini bir arada öyle beraat ettirdi çıktı. İçlerinde hakikaten o şeyde olduğunu bizzat bildiğimiz insanlar da vardı. Deliler her neyse. Şimdi dolayısıyla ben Anayasa Mahkemesi'ni 2010'dan sonra hem e, bu demokratikleşme bağlamında hem insan e, bireysel müracaat bağlamında ki bu bireysel müracaat aslında yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden önce Türkiye'de hak arama yollarının genişletilmesi bağlamında çok önemli bir adımdı. Yani son e, Nisperberoğlu kararı gerçi yine bu bireysel müracaatla şey yaptı. Karma karışık oldu tabii. Yok 15'teydi, 16'daydı. E şimdi bugün başka bir yorum dinledik bir hukukçudan Anayasa Mahkemesi aslında o kararı 14. Maya 1. Mahkemeye değil de Temmiz e, istinaf Mahkemesi'ne gönderecekti. Bölge Mahkemesi'ne bu mahkemenin hakkı değildi falan yeniden yargılanacak ki bunlar işin detayı. Ama e, Anayasa Mahkemesi üyesi bir şahsın Berberoğlu kararını birinci mahkemenin e, yeniden yargılamaya gerek yok hükmü verdiği akşamı ışıklar yanıyor tehdidi ciddiye alınacak bir tehdittir. Anayasa Mahkemesi tabii ki yani silahlı kuvvetler gibi darbe yapacak değildir. Ama bu ülkede yargı darbesi de mümkündür, yapılmıştır. Kapatılan siyasi partilerden tutun. En son 17-25 Aralık'taki işlem bal gibi bir yargı darbesi girişimiydi. Başarısız oldu ayrı. Şimdi Anayasa Mahkemesi de böyle bir şeyi bu aşamadan sonra yapması mümkün değil. Ama bir üyenin böylesine siyasete soyunarak ve icrayı, hükümeti ışıklar yanıyor diyerek tehdit edecek tweet atması ciddi anlayacak bir konudur. İstifa etmelidir. Etmiyorsa mahkeme onu istifaya zorlamalıdır. Peki. Ee, Ramazan Bey evet. size dönelim. Şimdi yine o tweet'i de tweet'i de değerlendirmenizi hı hı. istiyorum. Ee, bununla beraber yine Anayasa Mahkemesinden gelen o işte bizim kurumumuzu bağlamaz bir üyemizin sosyal medyadaki paylaşımları açıklaması ee, yine aynı şekilde sizden de bu noktada görüşünüzü merak e, e, ediyorum. Evet, bütüncül olarak değerlendirmek istiyorum ben. Bir tarafta önce Anayasa Mahkemesi'nin konumunu, e, Anayasa Mahkemesi'nin sosyolojik ve siyasal anlamını ardından da bu tweet'i değerlendirmek istiyorum. Ben e, sadece tweet değil, evet çok densiz bir tweet, e, istifa etmesi bile az, istifa etmemeli. Bence Anayasa Mahkemesi tamamen kapatılmalı. Şundan Hı. dolayı, şundan dolayı. Evet, hani evet, başlıyoruz yani. Hocam bir çıkış. Şimdi. <laughs> Dur hocam oradan. <laughs> Şöyle. Taceddin 1960... Hoca'ya yaklaştıkça evet. cesaretini atıyor <laughs> galiba. Hocam <Evet>. aramıza gir. <laughs> Şundan dolayı 1960, evet 1960'da kuruluyor. Temelde müesses nizamı korumak adına kurulmuş bir mahkeme. Şu anda aslında evet bunun dünyada işte Fransa'da, ee, İran'da Amerika'da hatta Polonya'da örnekleri var hatta şu anda Amerika'da da benzeri bir tartışma var işte e, yeni bir üye öldü, öldü yüksek mahkemenin atanı patanmaması tartışılıyor İran'da anayasayı koruma konseyi var po, e, işte e, Polonya'da benzeri bir tartışma var şunun için kapatılmalı e, temelde varoluş gerekçesi müesses nizamı korumak için kurulmuş bir mahkeme. Ama bu mahkeme kurulduğu andan itibaren, 2010 sonrasını da ben dahil ediyorum, verdiği kararlarda hep bir vesayet odağının e, temsilci olarak hareket etti. E, i̇şte 80'lerde başörtüsüyle ilgili vermiş olduğu karar, e, AK parti kapatma davası, parti kapatma davaları, 367, 367 krizi e, ve bu ve benzeri devam ediyor. Bir de daha da ötesi. Buraya atanan üyelerin üyelerin tamamı anayasa mahke, anayasacı değil. Hukukçu, hukukçu değil. değil. Bu adamların Enis Berber örneğindeki gibi bir ceza davasını değerlendirme kapasitesine, yeteneğine ya da e, yeteneğine birikimine. sahip değil. Birikimine sahip değil. Yani neye göre biz bu bu mahkemeden adalet bekleyeceğiz? Ya işte Eren ilgili verdiği dava, Raportör. verdiği işte rapor ya da karar. Raporlarla görev yapıyor tabii. Tek başına. Ee, ya bu bağlamda ben bu mahkemenin e, kapatılmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. E, verdiği tüm kararlar e, zaten 60 darbesinden sonra kuruldu. Ya işte anayasa mahkemesi gibi işte Rütük, YÖK, üniversiteler hani biraz önce e, işte siyasetle ilgili e, Taceddin Bey söyledi ya, işte üniversiteli profesörlerin siyah cübbe giymesiyle siyasetin artık e, rengi değişmeye başladı ya, burada da 60 darbesinden sonra bu bu kuruldu ve bu verdiği tüm kararlar da zaten hep problemli. Bir de en temelinde bu adamlar ne cezacı, ne ceza hukukunu biliyor, ne anayasayla ilgili. Hep Dönemsel itibaren bazen bürokrasinin e, e, bürokratik odakların, güç odaklarının vesayeti temsilciliğini yapıyor. Bazen askerin, bazen ke Kemalist bir güç odağının. Bunun varoluş gerekçesi yok. E, burada te temel sorun peki müesses nizamı korumaksa hangi müesses nizamı, kimden koruyor? E, Şimdi e, burada sizin bahsettiğiniz konu Anayasa Mahkemesi'nin aslında olayları değerlendirmedeki yeterli kapasitesinden Tabii ki. Yani işte bakıyorsunuz. Peki, tam o noktada Bahçeli'nin çıkışı. işte Anayasa Mahkemesi'nin yeniden bazı yetkilerin düzenlenmesi noktasında bir çıkışı var. Bir de şu Acaba var. Acaba bu şekilde evet. düzeltilebilecek bir şey Düzelt, mi? Yoksa kapatılması? E, ya kapatılı Ha burada e, şimdi AK Parti ve işte biraz önce Resul Bey'in vurguladığı 2010 sonrasında işte değiştirilmesi, özel değiştirilmesinden öte bireysel başvuru hakkının tanınması. Bu temelde Avrupa insan hakları ile ilgili Türkiye, Türkiye ciddi tazminat problemi vardı. Bu sorunu aşmak için biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde değil kendi içimizde çözmeye çalıştık. Sadece günü kurtarmaz siyasetinin bir ürünüydü bu. Ya bu temelde yani işte ceza ceza ile ilgili bir probleminiz var ceza davası siz Anayasa Mahkemesi işte Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz fakat içerideki insanların böyle bir yeterliliği yok. Neye göre karar verecek? Yine başka birileri rapor hazırlayacak, bir karar verecek. Ha gelelim ya ben temelde Anayasa Mahkemesinin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, hiç de gerek yok. Ee, gelelim bu tweet'e. Ee, ya bu adamın e, Taceddin Bey çok haklı. Bu adamın e, işte e, Sayın Yıldırım'ın e, ışıkları e, açmak ifadesinin ne anlama? geldiğini bilmemesi mümkün değil. Bu tabii ki bir yerlere mesaj veriyor. Ya da maalesef e, işte e, güç çürütür, mutlak güç mu, mutlak çürütür e, ifadesi var ya yargısı. E, özellikle hukukta e, hukukta bir anda belki de bizim tüylerimizi diken diken eden şahsen benim. E, biz bunun e, Türkiye'de temelde jüritokrasi problemi olduğunu biliyoruz. Hukuk üzerinden siyaseti dizayn etme çalışmaları dönemsel olarak yapıldı. En yakınında 11 17-25 Aralık sürecinde. Hep siyaset üzeri hukuk üzerinden siyasete sopa gösterildi. Şu anda muhtemelen e, e, siyasete e, siyasete kazan e, siyasete rağmen siyasete karşı kazanılmış zafer ee, sevincinin bir tezahür olarak görüyorum. Evet, istifa etmeli. Ama istifa etmesi yeterli değil. Çünkü ben e, bir Türkiye vatandaşı olarak, bu ülkede yaşayan bir insan olarak, bu mahkemenin verdiği kararın adil olduğunu nasıl inanabilirim? Nasıl güveneceğim bu mahkemeye? Şeyin evet. vurgulanması gerektiğini inanıyorum ama yani Rasul Hocam, siz bir şey bu, yani bu konuyla ilgili buyuracak mısınız? Çünkü evet, sizin süreniz de değil. Buyurun. Buyurun. Şimdi efendim e, ben Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı açıklama var ya bireysel kanaatı bizim evet. görüşümüzü yansımamaktadır. Bu bildiğiniz bu, bu kepazelik bu kepazelik, açıklama. Evet. Neden kepazeliğe gelelim? Şimdi e, İkinci Dünya Savaşı öncesi Avrupa siyaseti de başta Türkiye siyaseti de böyle bir yatkınlık var. Nazi Almanya'sı, Mussolini İtalya'sı, İspanya ve pek çok ülke ve tek parti Türkiye'si. Siyaset ve yönetim birbiriyle tevem. Ayrılmış değil. Yani mesela bulunduğumuz ilçenin kaymakamısınız ama aynı zamanda halk fırkası ilçe başkanısınız. Yani birbirinden ayrılmış değil. Tek parti dönemi. İkinci... Ya sadece Türkiye'ye evet, mahsus evet. bir şey Genel, de değil evet, ama. Nazi Almanya'sında da böyle yani. NSDAP mevz, mensubu evet. değilseniz bir şey olamıyorsunuz. Günümüzde bu sistemi uygulayan bir tek Kuzey Kore kaldı. Evet. Küba bile yok. Şimdi ha bir de bazı evet. şeyi rejimleri. Şimdi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık yeni daha liberal bir yere geçildi ve dendi ki yönetim ve siyaset birbirinden ayrılsın. Çok mantıklı bir şey ve dendi ki demokrasinin olmazsa olmazı bir kuvvetler ayrılığı prensibine gidelim. Yasama yürütme yargı birbirinden ayrılsın. Şimdi efendim bizim anladığımız hatırladığımız şey şuydu. Nuh Mete Yüksel diye bir adam vardı evet. memlekette. Bir misal vereyim yani sokakta top oynamaya başlıyor açık kapıdan stada giriyor. Türbünler dolu maç oynanıyor oyuna dahil oluyor. Siyaseti savcı yapmaya başladı adam. Savcılığı bırakıyor hemen bir partide siyasete başlıyor. İlk daha gün Özden. Bir partiye girmedi doğru dürüst ama girdi mi yoksa ya hatırlamıyorum. Ya. Yok, Yok girmedi. Sabih, Sabih Kanadoğlu aynen. Yani e, siyaseten ihsası rey etmek hiçbir kusurlu kabul edilen bir şey değil o noktada. Ya yaktığın bütün sinyal siyasi kardeşim ben de burada evet. aptal bir adam değilim yani. Bakıyorum bir bakıyorum ki sen burada siyasi bir yerlere gel gel yapıyorsun. Peki bu gel gelinle ne yapıyorsun? Yani bununla korumak istediğin bir şeyler varsa buna da saygı duymam. Çünkü yöntem bu değil. Şimdi Anayasa Mahkemesi tam olarak şunu yaptı. Dedim ya siyasetin subjesi şaştı diye. Evet. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin münferiden tweet yoluyla siyasetin subjesi olabilmesini meşru gördü. Nasıl görürsün? Evet. Yani bu bir kadim hastalıktır. Biz de bu hastalıktan muzdarip biz demedi. Hadi bu kadar dürüst olmasını beklemiyoruz. Bizim resmi görüşümüzü yansıtmaz. Ya sen siyasi parti de değilsin, dernek de değilsin. 7 tane 8 tane adamdan oluşan bir yapısın kardeşim. Şey değilsin ki 500 tane adam hadi zekata olsun bu da diyelim. Anladım. Yani Anladım. zaten aldığın reyler... reyler, reyler nedir ya da? Tabii yani bir de, de aldığın reyler var. bir farklı gidiyor <gülüyor> genelde. <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Oradaki bir bir değil ki oradaki bir milyon. Yani bu noktada ben anayasa mahkemesinin yaptığı açıklamanın büyük bir rezalet olduğunu düşünüyorum. Bu ikinci dünya savaşı evvelinde kalmış. Tamam. Yönetmeyle siyaseti birbirinden ayırma reşadetine sahip olmayan ve siyasal aktör olmayan kimseleri bireysel olarak ve bir metotla. Nedir o metot? Tweet atarak. Siyasal subje haline gelmesini meşru gören bir şeydir. Na meşrudur efendim. Na meşrudur. Siz de bunu meşhuru görüyorsanız siz de daha meşrusunuz. Bu kadar. Evet. Çünkü sizler de politik aktöre dönüştünüz. Bununla. Ee, Resul Bey e, evet. size döneyim. Şimdi e, özellikle Ramazan Bey'in söylediği kapatılmalıdır. Ben onu size soracağım. O önemli bir konu. E, siz noktada nasıl düşünüyorsunuz? Yani kapatılmalıdır. Tabii e, çok şey bir çıkış oldu. <gülüyor> <gülüyor> Taceddin Bey'den kaynaklandı demek ki. <laughs> Oradan Ben ne yaptım, şey yaptım ya? <laughs> <laughs> <Tahrik> ettin. <laughs> Tarih ettin. Kapılmayınız et. Kapılmayınız efendim. Ben böyle fitne tutulmasın diye cevap vermedi. Birazdan soracağım. <laughs> tabii. Yeni yani e, kapatılmasına tabii ki e, ben e, doğru bulmuyorum kapatılmasını. Çünkü Anayasa Mahkemesinin yani mevcut Anayasa'daki görevleri nedir? Bir e, kanunların Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek. Yani oraya seçilenler. Hocam Din bir buradan parantezci bir kısmı, buyurun. sadece bir ekleme. Bir kanun anayasaya aykırıysa zaten herhangi bir hakimin bunu uyma zorunluluğu yok. Bir kanun, bir yasa, pardon tamam, bir yasa. hakim de anayasa yani, mahkemesine aynı şekilde müracaat edebiliyor. Yani işte aynı işte son ıı, iptal edilen şehirler arası yoldaki hı hı hı. maddeyi götüren meclis değil bu sefer bir evet. Mahkeme götürdü şeye biliyorsun anayasa mahkemesi. Şimdi Anayasa Mahkemesi kanunların anayasaya uygunluğunu denetliyor. Bu uygunluğu hem hükümet müracaat edebiliyor, muhalefet müracaat edebiliyor. Eskiden Cumhurbaşkanı vardı. Şimdi yok artık. Ve mahkeme de anayasa aykırıdır diyerek son örneğinde olduğu gibi bir denetleme. Yani böyle bir denetlemeye ihtiyaç var mı? Bence var. Olması gerekir. Faydalıdır. İkincisi ee, anayasanın e, şekil bakımından Anayasanın esasına Şeyine giremiyor Anayasa değişikliği olduğu için Anayasayı şekil bakımından Anayasa değişikliğini şekil bakımından inceler Ama sizin verdiğiniz örnekte 2010'dan önce e, 411 kaosa evet. kalktı dendi ya Orada şekilden değil Esastan inceledi Orada da vesayet sisteminin bir e, Şeyi olarak Kurum oturmuş kurulmuş bir görev yapı yaptı. da oturmuş Ama bir kültür de yok Anayasa burada. Mahkemesi yani anayasa değişikliğini şekil olarak inceler. İçerik olarak inceleyemez, içeriğine giremez. Üçüncüsü e, herhangi bir şeyde e, yani devlet ricalini, bakanları vesaireyi yüce divan olarak yargılama yetkisi var. Dördüncüsü de bu son 2010 referandumuyla e, bireysel e, müracaat hakkı. Ya yani bunların dördünü Başka mahkemelere verebilir misiniz? Veremezsiniz. Yani mesela bu bireysel müracaatı yine böyle bir yüksek mahkeme olacak. Yahut da Yüce Divan yargılamasında öyle bir şey. E, yasaların denetimi için yine böyle bir şey. Dolayısıyla yani demokratik ülkelerin çoğunda e, bu anayasa mahkemesi pozisyonunda mahkemeler var. Adı değişebilir. Yani meclisi hala falan diye örnekler veriliyor. Yapısı da değiştirilebilir. Yani bu şey değil. Üye sayısı da değiştirilebilir. Sizin itiraz ettiğiniz gibi hukukçu olmayanların üye olmaması gibi bir şey de getirilebilir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin ben e, kapatılmasının değil, güçlendirilmesinin ve e, daha etkin bir şekilde hukuk e, bazında, hukuk çerçevesi içinde kalacak bir e, yüksek mahkeme olarak ...devam etmesini daha <laughs> uygun görürüm. Ben de sizle aynı kanaatim. <laughs> yani Demin ki gaz benden değil hocam. Abi. Yanlış kanalı. O ilham başka yerden geldi. Taşlı Meclis'e döneyim. <laughs> Ramazan Meclis e döneceğim. Evet. Ee, tekrar bu konu üzerinden yorumlarınızı alayım. Ee, neden öyle olmalı veya neden öyle olmamalı? Efendim... ...vaziyet bize şunu göstermiştir ki... ...Türkiye'de siyaset... ...ekseriyetle... Ee, Keyfiliği hesapmıştır tarihimizde. Ve bu siyaset kurumunun içerisinden gelen bir tazifle olmamıştır genel olarak. Dışarıdan gelmiştir tazif. Evet. Bu maalesef bizim gururumuzdur, izzetimizdir, çok severiz, arkasındayızdır, duacısızdır. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri hüviyetiyle karşımıza zaman zaman çıkmıştır. Çıktı. Düne kadar çıktı. Şimdi burada bir takım şeylerin yapılması ve yapılış şeklinin ne olduğu son derece belirleyicidir. Ben siyaset kurumunun da ve unutulmaması gereken şey şudur. Yani 28 Şubat bizim için unutulur bir rezalet değil. Yaşadık canlı kanlı yaşadık yani. Evet. İki gözümüzle gördük. Tattık nasıl bir şeydi tadına da baktık. Şöyle bir rezaletti hocam. Ne o yalı merezler falan. DYP'nin içerisinden çıktılar evet. parti kurdular. Yani öyle şeyler siyaset kurumu da bu tarz şeylere alet oldu memlekette. Ve siyaset kurumu dediğin adam milletvekili. Bunlar kanun yapıcı. Dolayısıyla hadise şudur. Bu olmaz yerlere teşne olmak siyasetin azade olduğu bir kusur değildir. Evet. Bunun üzerinde gerçekten tek yegane kaygısı hukuk olan bir müessese olmalıdır. Bunun adı anayasa mahkemesi midir? Yoksa ne bileyim işte kağıt peçete mahkemesi midir? Hiç önemi yok. İsminin önemi yok. Ama siyaset kurumunun kurumun üzerinde gerekiyor. hukuk devletinin ruhunu var edecek bir kurum olmalıdır. Şu anda yaşadığımız sıkıntı nedir? Hukuk sistemimiz yani tuz koktu. Hukuk sistemimiz baştan aşağı güvenilmez bir noktaya evrildi, savruldu. Nedir? Bir, tweet hukuku geçerli. Adam savcı serbest bırakıyor, vatandaş tweet atıyor böyle rezalet mi olur? İkindi vakti öğlen serbest bırakılan adam tekrar gözaltına alınıyor. Evet. İtimat kalmadı. İki, hukukçularımız tweet üzerinden ihsasire ediyor. Ha, bak rezalet bu. Üç, hukukçularımız yerlerini yani siyasetin subjesi olmama vazifelerini. Kardeşim bu makam sana emanetse bu emanetin olmazsa olmazı kör olmandır hukuka. Şey siyasete. Bu hassasiyeti yitirmiş adamlar tarafından yürütülüyor. Yani ben anayasa Mahkemesi'nin anayasa mahkemesidir diye karşı çıkmam. Çıkamam ya yani. böyle bir şey. Dediğim gibi reddederim şahsen. Rasul Bey'le aynı kanaattayım. Şey nedir? Aynı bir evvelki programda konuştuğumuz gibi kortizon tedavisi lazım. Yani Çünkü mevcutlar üzerinden yaptığın her düzenleme mevcudun mevcut arızalarını tekrar gün yüzüne çıkartıyor. Çünkü yatkınlığı bu bu adam. Adam diyor ki efendim ben buraya geldim mi? Adamı duyurma imkanım var mı böyle? Ben de bir siyaseten ihsası reyde bulunayım. Bak ihsası reyde sandıkta bulunursun o da kapalı perdenin ardında. İstediğin partiye rey at. İstersen HDP'ye at. umurumda değil. Perdenin arkasına attıktan sonra. Bu bakımdan Anayasa Mahkemesi'nin mevcudiyeti son derece hemiyetlidir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin şu andaki pratikleri sahir yerler gibi, bir zamanların DGM'si gibi, bir zamanların özel yetkili mahkemeleri gibi pratik değildir. Evet. Olacak pratik değildir. Gelin olması gereken yere gelin, biz de sizi baş tacı edelim efendim. Ve diyelim ki biz size namusumuzu, izzetimizi, haysiyetimizi emanet ettik. Bunu halaldar etmeyin. Şu andaki mevzu bu değil. Evet kadar. Ee, şimdi Anayasa Mahkemesi üzerinden devam edelim. Şöyle ki e, Enis Berberoğlu kararı, kararı üzerinden biraz konuşalım. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin e, yeniden yargılanmasına yer olmadığını hükmetmişti Anayasa hı hı. Mahkemesi. Böyle bir e, beyanı vardı. Şimdi bu karar üzerine e, bir olağanüstü toplandı Anayasa Mahkemesi ama herhangi bir karar çıkmadı ve bir açıklama da yapılmadı. Hı hı. Şimdi hem az önceki açıklamayla, e, o üyenin yaptığı açıklama işte bu evet. Anayasa Mahkemesi'ni bağlamaz açıklaması. Hem de bu kararın ardından 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin e, yeniden yargılanmasının yer olmadığını hükmetmesinin ardından toplanan bir olağanüstü mahkeme evet. ve yapılmayan bir açıklama. Evet. Bu ikisini bir arada nasıl değerlendirirsiniz? Ya tabii çok yani siyaseten çok problemli bir süreç ya yani hem hukuk hukuk itibarıyla hem siyaseten problemli bir e, süreç devam ediyor. E, ben e, biraz önce tam bıraktığım yerden devam ederek sorunuza cevap vereyim. Ben Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi olduğu için kapatılması gerektiğini düşünmüyorum. Evet, ben Türkiye'de e, Türkiye'nin işte bu Yasama yürütmeyi ya da Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu gösterecek bir üst mahkemenin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda hem fikirim Gazı Rasul Bey'den alıyormuş. Bak gitti hangi <laughs> noktaya geldik gördünüz? Bu noktada mı? aynı nokta aynı <laughs> düşünüyorum. Fakat mevcut Anayasa Mahkemesi bu özelliğini bu eh ehliyetini kaybetti. Onun için bizim hani yine katılıyorum size artık rehabilitasyonla. Bu sorunu bu sorun yamalı bohçaya döndü bunu çözemeyiz yeniden sistemi ihya edecek Türkiye'yi Türkiye'nin e, hukuk devleti e, ilkesine hukuk Devleti normuna uygun e, yeni bir mahkemeye ihtiyacımız var olmalı bu konuda hem fikirim Ancak bu rehabilitasyonla değil yeniden inşa etmeliyiz bunu e, ha burada sorun Evet hukuk devleti olmalı ama anayasa mahkemesinin e, son dönemde ya da işte ara ara vermiş olduğu 80'den itibaren vermiş olduğu bir, bir ton karar Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu değil sanki hakimlerin jüritokrasi, bir hakimler devleti arzusunun olduğunu gösteriyor. O tweet'i de ben işin gerçeği öyle okuyorum. Yani siyasete karşı kazanılmış, kazanılmış bir, bir şehvetli bir arzu gibi geliyor bana. Evet. Onun için ee, problemli. Bu konuyu noktalayalım. Ee, şöyle devam edelim. Çünkü artık süremizi de artık e, bitirmeye başladık. Konuşulacak birçok konu var ama e, tabii saatler lazım hepsini bitirmek için. E, hafta sonu bir seçim var. E, bambaşka bir konuya geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yakından ilgilendiren. Tabii ilk turu geride bıraktık. Bu ikinci tur bir seçim. E, Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak. Ee, ben bu seçimi biraz değerlendirerek e, devam edelim istiyorum. E, programımızın son bölümünde, e, Taceddin Bey size sözü, evet. topu size vereyim, pası size atayım. E, bu noktada şimdi iki aday var, biraz iki adayı değerlendirelim. Hem de e, nasıl bir hava var, nasıl bir beklentiniz var? Pazar günü yalnızca bir gün kaldı seçime. Efendim şöyle bir hava var, her şeyden evvel Türkiye siyasetinin de ee, mevcut sıkıntılarından birisi budur. Kolektif hafızamızın aktarış kuvvetinde bir zayıflama var. Bu zayıflama nedir? Dünya çok hızlı dönüyor. Dünya bu kadar hızlı döndüğü için bir enformasyon bombardımanı altındayız. Kolektif hafızamızda bize aktarılan pek çok şey görülmez oldu bu yoğunluk içinde. Maalesef. Şimdi Kıbrıs e, Türkü'nün bağımsızlığa olan inancını sorgulamak hiçbirimizin haddi değil. Ancak şu andaki mevcut devletlerini nasıl elde ettikleriyle ilgili hikayeyi unutmuş bir jenerasyon var maalesef. Mustafa Akıncı başka türlü Kıbrıs içerisinde herhangi bir şekilde siyasal zemin bulabilecek birisi değil. Çünkü Mustafa Akıncı'nın şeyi çok ortada. Söylemler çok ortada, pozisyonu çok ortada. Evet. Kabul bunlara edilebilir bir vermekten şey. Bahseden kime bir, neyi veriyorsun? Bunlara yani? toprak yani. vermekten bahseden bir liderden kime bahseden? Kime neyi veriyorsun? Yani varsa evinde bir saksı çiçeğin ver, onun toprağını kime veriyorsan karışmayız. Ama onun haricinde sen kime neyin toprağını veriyorsun? İkincisi sen kendini ne zannediyorsun? ya yani Sen kendini ne zannediyorsun? Kuzey Kıbrıs Cumhuriyetinin bir şekilde cumhurbaşkanı olmuşsun oraya gelmişsin ya. Yani gerçekten evet. sen orada bir irade olduğunu düşünüyorsun kendin adına. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanı mühim bir makamdır o. Bir ülkenin cumhurbaşkanıdır ama sen orada kamilen Kıbrıs Türk'ünün bu noktada kaderine yön verebilecek kadar muktedir olduğunu mu düşünüyorsun? Orası öyle bir yer değil. Bu anlamda ben Ersin Tatar'ın zaten kazanacağı bir seçim olduğu kanaatindeyim. Bunu da nereden biliyorum? Çok itimat ettim. Kamuoyu araştırmacılarından birisidir Hilmi Daşdemir. 4 puan 5 puan farklı evet, götürecek. %53, %54. İşte 53, 54 gibi Ersin Tatar inşallah götürecek diyor. Temennimiz de budur. Ersin Tatar hangi özelliğiyle götürecek bu şeyi? Hala daha oradaki Kıbrıs Türkiye içerisindeki o Türkiye ile arasındaki bağı önemseyen önemli azim bir kitle vardır. Orayı bize vatan kılan bize derken Kıbrıs Türk. Yani Azerbaycan ne kadar vatanımsa Kıbrıs o kadar, o kadar vatanımdır. Evet. Bu anlamda ben bir şaşılığa sahip değilim. Yani e, Azerbaycan'da cephedeki askeri de benim, ülkesi de benim. Bu anlamıyla ben e, Kıbrıs'taki seçimin e, çok sıkıntılı bir seçim olacağı kanaatinde değilim. Yapılması gereken şey şudur. E, rahmetli Rauf Denktaş'ın e, kim olduğunu... Hepsi bilir de hakikaten ne yaptığını hatırlatmak lazım arada sırada. Yani bununla ilgili ben hepsinin bildiği kanaatinde değil. Bir unutmuşluk var. Maalesef var. İşte bu da kolektif hafızanın e, aktarım gücünün düşmesi sebebiyle. Bu da maruz kaldığımız enformasyon bombardımanı. Bizim de maruz kaldığımız enformasyon bombardımanı. Bize de bazı jenerasyonlara bazı şeyleri aktarmayı... Efendim na mümkün kılıyor. Yani geçen gün bir komşum var benim. Adam diyor ki yani AK Parti gelene kadar Türkiye üniversiteleri dünyada sıralamalarda en üst sıralardaydı. Buna da inanmış. İnanmış. Ve bunu anlatıyor bana. Hani ne söylüyorsun sen? Tuvaletinde klozet olmayan yerler de üniversiteler ya. Yani klozetinde su olmayan yerlerdi. Evet. Ben şimdi Türk Alman Üniversitesi'nde bir çalışıyorum. Aldığım maaştan tanıyorum ha. Ya devlet öyle bir yer, öyle bir bina dikmiş ki. Evet. Özel sektörde yok öyle bir lüks. Dolayısıyla bu şey Kıbrıs'la alakalı sıkıntımızda da ortaya çıkıyor. Bizim gençlere şu andaki şeyin yaşadıkları ortamın Allah tarafından vehleten verilmiş bir şey olmadığını hatırlamamız lazım. Bu bir mücadelenin neticesidir. Bu mücadeleyi halal darici kanaatlere sahip siyasetçilere teveccüh etmeyiniz arkadaşlar bu kadar. Şimdi özellikle Ersin Tatar başbakan olduktan sonraki süreci şöyle bir düşündüğümüzde e, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çerçevesindeki en büyük problem e, Ersin Tatar özellikle başbakan olana kadarki süreçte bir ve beraber hareket edememe hatırlıyoruz Doğu Akdeniz'de, Akdeniz'de yaşadığımız süreçlere özellikle Ersin Tatar gelmesiyle beraber başbakan olmasıyla beraber özellikle Türkiye'nin hamleleri de Türkiye'nin eli de daha güçlendi, daha net hamleler yapmaya başladı. Bu noktada Ramazan Bey sözü size vereyim. Hı hı. Tam işte artık bir gün kaldı seçime. Taceddin Bey'in dediği gibi zaten ortada araştırma şirketlerinin de yaptığı bir durum. Seçimden sonraki Süreci biraz konuşalım istiyorum. Evet. Yani e, bu seçim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne getirecek? Özellikle Türkiye'nin e, bölgedeki faaliyetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgedeki faaliyetleri noktasında hangi getirileri e, bize vaat ediyor? Tabii ben de e, ka, biraz kamuoyu araştırmalarını takip ediyorum. E, i̇şte Kuzey Kıbrıs konusunda şu anda %53-54 bandında Ersin Tatar'ın kazanacağı yönünde. Evet temennim de o yönde. Evet, bir hem bu kazanımın, bu sonucun başta Kıbrıslar için faydalı olacağını düşünüyorum. düşünüyorum Ki böyle düşünüldüğü için Kıbrısların da bu noktada böyle düşündüğünü düşünüyorum. Çünkü Ersin Tatar'ın kazanması demek, bir Türkiye ile daha iyi ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi demek. Şu anda Kıbrıs'ta ekonomik anlamda bir sıkıntı var. Türkiye üzerinden, Türkiye ile birlikte hareket ederek bu sıkıntının çözülebileceği şeklinde bir kanaat var. Onun için e, Ersin Tatar'a olan ilgi daha yoğun. Ya Burada e, Taceddin Hocam'a katılıyorum. Şu anda evet Türkiye'de de yaşadığımız sıkıntı, e, Kıbrıs'ta da yaşadığımız sıkıntı. Biz tarihsel hafızayı bu modern dönemin hızlı değişim dönüşümüyle beraber değişim ve dönüşümün hızlı olmasından dolayı maalesef hafızamızı Canlı tutamıyoruz, gelecek kuşaklara aktaramıyoruz. Kıbrıs'ın ne demek olduğu, özellikle Mustafa Akıncı özelinde unutulmuş durumda. Evet, toprağı vermeyi bahseden bir cumhurbaşkanı adayı var. Burada ya Türkiye bağlamında benim işin gerçeği hayalim şu olmaz, şunun olması gerektiğini düşünüyorum. Tıpkı aslında 2010 öncesi Türkiye şöyle bir Türkiye'ydi. Şöyle bir çalışma yapıyordu. Özellikle dış politikada. Bir taraftan işte Yunanistan'la Ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyorsunuz. Ukrayna ile Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyorsunuz. Suriye ile yapıyorsunuz. Ve bölgede, bölgenin hem ekonomik anlamda hem bölgenin istikrarı ve bölgede barışın sağlanması için ciddi bir birlikteliğiniz vardı. Eğer bu sağlanabilirse Er, aslında Ersin Tatar'ın Tatarla beraber e, evet sınırları ayrı fakat e, birlikte hareket eden ortak siyaset geliştiren e, iki ülkeye dönüşecek bu bağlamda Ersin Tatar'ın kazanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Peki e, Mustafa Akıncıya destek veren ülkeleri şöyle bir baktığımızda ben hem Amerika Birleşik Devletlerinden hem Avrupa ülkelerinden hı hı. E, hem Yunanistan'dan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Güney e, Rum tarafından evet. da ciddi destek gördüğünü görüyoruz. Tabi bu noktada da herhalde e, görmemiz gereken bazı gerçekler var değil mi? Yani evet Türkiye'de aslında benzeri şey Türkiye'de de var. Türkiye'de de şu anda benzeri bir çatışmayı, bir iktidar çatışmasını yaşıyoruz. Bir taraftan e, işte daha yerli ve milli siyaset üretmeye çalışan e, milli duruşa sahip olan bir siyasi parti var ya da e, siyasi partiler var. Bir taraftan da küresel güç odaklarıyla ittifak eden bir şekilde onlarla Aynı yolu yürüyen siyasi aktörler var. Burada Kıbrıs'ta da durum benzeri. Kıbrıs'ta da işte Kıbrıs'ı bir taraftan Türkiye ile hareket eden Kıbrıs'a karşı küresel aktörleri aktörlerin küresel oyuncuların yanında durmaya çalışan Kıbrıslı aktörler var. İşin gerçeği bu mücadele devam edecek. Taceddin Bey, son olarak Öyle. artık sona doğru geliyoruz. Ee, şimdi tabii seçim sonuçlanmadı. Biz olası sonuçlara göre şu an konuşuyoruz. Ee, bu noktada özellikle Mustafa Akıncı üzerinden e, kimlerin desteklediğini, e, nasıl bir destek içerisinde seçime girdiğini falan bahsettik ama şunu sormak istiyorum. Ee, Mustafa Akıncı'nın bir cumhurbaşkanı olarak tekrar devam ediyor olması. Şu an cumhurbaşkanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bundan sonra Nasıl bir sürece evrilir? Eğer şahsen böyle bir durum olursa. Efendim şöyle bir şey vardır. Biz orayı bir e, müstakil cumhuriyet olarak tanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve diyoruz ki siz dünyadan izole bir yersiniz ya. temadi hayat etmeniz için biz sizi evet. ekonomik olarak destekliyoruz. Kendi güvenliğinizi de ele alamıyorsunuz ya bizim de askerimiz orada. Şimdi Mustafa Akıncı gibi bir figürün cumhurbaşkanı olup, Rum tezlerini, Yunan tezlerini Doğu Akdeniz'le ilgili Kıbrıs sorunuyla ilgili desteklenmesi ancak istediği kadar desteklesin. Türkiye'nin bunlara papuç bırakacağı da yok. Dünyaya şu algıyı yaymalarını kolaylaştırıcı bir şeydir. Görüyorsunuz burada bir Türk işgali var. var. Ku Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğiniz şey bir yalandır diyecekler. Zaten öğretmenler zaten... sendikasından birisi konuştu benzeri. İşte tamam. Bu anlamıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyeti'nde Türkiye ile harmoni içerisinde, uyum içerisinde bir hükümetin ve cumhurbaşkanının varlığı hayati ehemmiyete sahiptir. Yani oradaki iktidar Türkiye ile uyum içerisinde politikalar ve uyum içerisinde paralel çıkarları gözetecek bir dile, bir diskura sahip olmalıdır. Bunun haricindeki her alternatif Elimizi zayıflatan bir şey olacaktır ve uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere na meşru aktörler haline getirecektir evet. algısal olarak. Zaten bir meşruiyet devşirebilmiş değiliz. Bu da bizim beceriksizliğimiz sebebiyle değil. Yani bu adamlar Libya'da ne kadar karşımızdaysa, Suriye'de ne kadar karşımızdaysa, Karabağ'da ne kadar karşımızdaysa, Doğu Akdeniz'de ne kadar karşımızdaysa Kıbrıs'ta da bu kadar karşımızdadır. Yani bunlar eşit, adil, objektif hakemlerde de biz hata ettiğimiz için kaybediyor değiliz. Vaziyet böyle. Bizim en azından söylemsel bazda elimizi zayıflatacak. Ha, istediği kadar bir yandan da şöyle de bir hakikat var. Değil Mustafa Akıncı. Mustafa Akıncı'nın yedi sülalesini devlet kurumlarına da koysan, onu da cumhurbaşkanı yapsan, başbakan diye de yeğenini yapsan, Kıbrıs'ı bunlar Kamil'e idare etse, bizim de siyasetimizi başka bir yere vereceğimiz yok. Bu da bir hakikat. Yani etkisiz eleman. Ama ne olacak? Bizim oradaki söylemsel üstünlüğümüzü düşürecek. Bakın bu anlamıyla rahmetli Denktaş bir tane bir adamdı yani. Ondan sonraki Derviş Eroğlu hakeza yani o noktada çok sıkıntılar yaşamadık biz. Daha doğrusu Mustafa Akıncı'ya kadar biz bu kadar majör bir sıkıntı da yaşamadık. Evet. Şey arızalardı yani dönemsel arızalar ve krizlerdi. Çok şükür yani Kıbrıs türkünün ben ferasetli olduğunu düşünürüm. tanıdığımız bildiğimiz Kıbrıs türkü böyledir. Bunu aşacaktır, atlatacaktır. Yani Bu seçim bu pazar günü akşamleyin yani gece yatağa bir cumhurbaşkanı olarak girecektir Ersin Tatar. Göreceğiz. Yani bu noktada özellikle üzerinde durulması gereken konu sanıyorum. Seçimlerin sonucu etki edeceği ilk kesim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk vatandaşları. Tabii. Yani tabii ki burada Türkiye'de oldukça önemli, Türkiye'nin bölgedeki politikaları da oldukça önemli ama seçimin sonucu ilk önce orada yaşayan vatandaşları etkileyecek, Türkleri etkileyecek. Bu noktada da oldukça önemli, dikkat edilmesi gereken bir nokta diye düşünüyorum ve çok teşekkür ediyorum. İslam. Burada sözü daha size vermeden esas meseleyi bugün de noktalayalım. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun, çok değerli konuklarımızla konuştuk, değerlendirdik. Oldukça önemli konular vardı ve son olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu konuştuk esas meseleyi noktalıyoruz 24'te yayın saat başında moderatör geceyle devam edecek akşamlar